Evet, merhaba arkadaşlar. Kuantum teknoloji sohbetlerinin 12.sine hoş geldiniz. Hala hayat devam ediyor. Türkiye'de korona, her yerde korona var. Biz de hazır, hala evdeyken bu görüşmelere devam edelim dedik ve bugün Kaliforniya'dan Murat Can'ı konuk ediyoruz. Yine üç otlu olduk ama bu sefer üç otlu fizikli değiliz. Kendisi elektrik elektronikten. Yine Kutlu ve ben umarız. Herhalde ilk kez izlemiyorsunuzdur ya da dinlemiyorsunuzdur. Artık Spotify'da da varız galiba da. Ama yine de ilk kez bu videoyu açan kişiler için bu program genel itibariyle kuantum teknoloji alanında, yurt dışında araştırma yapan veya doktora çalışmalarını sürdüren veya bu süreçlerden geçmiş kişilerle Türkiye'de bu alanla ilgilenen, işte ileride yurt dışına gitmek isteyebilecek gençlere bir nevi tecrübe aktarımı amacıyla gerçekleştirdiğimiz böyle yarı ciddi sohbetler. Eski bölümleri aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bunların podcast versiyonlarını da yine linklerde bulabilirsiniz. Tanımayanlar için ben Zeki, ODTÜ Fizik'te araştırma görevlisiyim ve doktora adayım. Kutlu şu an Hollanda'da, o da kendini tanıtır ve de Murat Can da dediğim gibi Kaliforniya'dan bize katılıyor şu an. Zaten gördüğünüz gibi orası da gündüz, burası gece. O nedenle de ben çok da uzatmayayım ve sözü Kutlu'ya bırakayım. Evet Kutlu, sen de. Evet, teşekkürler Zeki. Selamlar arkadaşlar. Hemen kendimi kısaca tanıtacağım. Murat Can'a geçeceğiz. Ben Kutlu ve ODTÜ Fizik mezunuyum. Barcelona'da deneysel kuantum optik doktorası yaptım. Aslında Murat Can'ın anlatacağı işlere yakın işler yaptım. Şu anda Hollanda'dayım. High-tech bir şirkette, ASML'de çalışıyorum. Özetle bu. Muratcan, sen de kısaca bir kendini tanıt. Tamam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Size iyi akşamlar. Bana da günaydınlar diyeyim. Artık alıştık her gün iki gün, iki kere günaydın, iki kere iyi akşamlar demeye ama neyse olsun. Ben 2016 mezunuyum. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden. Aynı şekilde aslında yüksek lisans eğitimimi de ODTÜ'de devam ettirdim. Lisans sürecinde yaptığım akademik çalışmaları tamamlayıp daha sonrasında 2018 Eylül'ünde ben doktoraya başladım. Yani onun detaylarını daha güzel anlatırım ama şu an University of California, Los Angeles bünyesinde yine elektrik elektronik mühendisliğinde. Ama biraz daha physical and wave electronics dedikleri alanda aslında kuantum teknolojileri, kuantum haberleşme teknolojileri üzerine çalışıyorum. Şu an doktoramın ikinci yılını bitirmek üzereyim. Öyle diyeyim. Okey. O zaman baştan başlayalım. Tamam, başlayalım. Lisansta neden elektronik seçtin? Şu anda aslında daha fiziğe yakın şeyler yapıyorsun. O zaman fizik seçme gibi bir isteğin oldu mu? Nasıl bu dönüşü sağladın falan? Anlatayım baştan. Tamam. Şimdi o noktada sanırım benim hikayem birçok Türkiye'de yetişmiş işte ilk binden işte ODTÜ elektrik elektronik olsun başka bölümler tıp seçen öğrencilerin hani gittiği süreçten aynı. Ben Çanakkale'de doğdum. Hayatımın ilk 18 senesini Çanakkale'de geçirdim. Hala da bundan sonra bir imkan olursa geçirmek isterim hani. O konuda bağlıyım memleketime. Yani öyle küçük bir yerde aslında bir saatten sonra çalışmaktan başka da yapacağınız bir şey yok. Daha sonra işte lise eğitimimi Çanakkale Fen Lisesi'nde gerçekleştirdim. Yani küçüklükten beri o, yani çok klişe olacak ama küçüklükten beri bir büyüyünce ne olacağım, bilim adamı olacağım muhabbeti yani bende de vardı. Bilim adamı olacaksın ama ne bilim adamı olacaksın, ne yapacaksın? İşte o konuda çok da bir, nasıl diyeyim, fikrimiz yok. Hani 13-14 yaşında ne olabilir açıkçası? İşte TÜBİTAK kitaplarından okuduğumuz popüler bilim kitaplarından, işte o dönemin işte bilim çocuk, bilim teknik kitaplarından gördüğümüz kadarıyla. Bir de küçükken evde can sıkıntısının da birlikte getirdiği o ansiklopedi okuma klişesi de aynı şekilde, hani yoğun şekilde vardı. Hani ben bunu yaparım mı çok ciddi bir şekilde düşündüm. O yüzden aslında Fen Lisesi'ne girdim. Başlangıçta çok ilgiliydim ama yani Türkiye'de bir Fen Lisesi eğitimi aldıktan sonra hani bütün hocalarıma buradan teşekkür ediyorum. Ama hani o şeyi artık merak biraz olsun ölüyor. Hani o 4 senelik eğitim içerisinde. Hani onu ne yazık ki hissettim. Dönem sonuna artık üniversiteye yaklaştığım süreçte ben açıkçası başlangıçta ne bölüm seçeceğimi çok da bilmiyordum.
Hani hedefim şeydi, o dönem bir de maddi anlamda da aslında hani çok iyi bir durumda olmadığım için hani hedefim iyi bir derece yapayım, hani burs kazanırım, rahatlıkla eğitimimi sürdürürüm ama hani daha sonrasında güzel bir şekilde bir bölümü seçer, o konuda devam ederim şeklinde başladım. Ama işte son sınıfta sınava hazırlanırken o sancılar başlıyor. Hani artık ne olacak, ne bitecek, işte insanlarla konuşuyoruz falan, hani ailemin ciddi bir tıp oku, işte seni beyaz önlükle görelim baskısı bana da oldu yine aynı şekilde. Ama ben hiç istemedim. Ama kafamda şu vardı. Doktor olmam ama belki tıpla ilişkilendirebileceğim, hani biraz o ailenin de getirdiği, hani onların da gönlü olsun tadını, tıpla ilişkilendirebileceğim bir meslek neden olmasın şeklinde diyordum. Daha sonra işte üniversite sınavı da beklemediğim bir şekilde iyi geldi. Hani Türkiye'de işte 200'e girdim. Hatta Sözel'de ikinci oldum. Yani o da çok garip bir hikayedir ama işte artık hani burs almak için hepsine girdim. Hani öyle bir şey oldu. Daha sonra işte tabii klasik üniversite gezme süreci. İşte ODTÜ'ye geldik, Bilkent'e geldik, işte İstanbul'da Boğaziçi'ne gittik. Boğaziçi'nden sonra Koç'a gittim falan. Hani hepsinde hocalarla konuşuyorum. İşte Ankara'ya annemle gittik, İstanbul'a babamla gittik. İşte asıl şimdi ODTÜ'de benim zaten benden önce gelen kuzenim bilgisayar mühendisliği okuyordu. Hani ODTÜ'ye karşı o konuda bir sıcaklığım vardı. Hani geldiğimde de o sıcaklığı ve samimiyeti gördüm aslında. Bilkent biraz daha uzak gelmişti o noktada. İstanbul'da da Koç Üniversitesi çok ilgimi çekiyordu. Koç Üniversitesi'ne gittik, iki gece kaldık biz. Orada işte Ümran Hoca ile görüşme fırsatı bulduk, rektörü. Hani onun da elektrik, elektronik mühendisliğinde hani büyük öncülerden olması beni etkilemişti. Hatta o dönem hani şöyle bir muhabbet verdi ya. Adamın adına dağı var. Antarktika'da bir tepeye adını vermişler. Yani hani Ümran İnan Dağı tadında bir şey var. Hani çok büyük bir şey geliyordu ama asıl etkiyi şey yaptı. ODTÜ'nün de eski hocası aslında Özgür Barış Akan var. Koç'ta öğretim üyesi şu an. Şu an kendisi beni hatırlamaz ama hani ben hakikaten kendisine teşekkür ediyorum. Bir gece onun eşi tanıtım ofisinde çalışıyordu o dönemde. Koç'un. Kendisi bana bir görüşme ayarladı gece. Böyle 10-11 sıralarında hoca bölümde çalışırken. Ya onun söylediği bir söz vardı. Ya bak, kararsız olmanı anlıyorum. Hani ama bu kararı şu an vermek zorunda değilsin. Eğer sen şu an bir tıp seçersen ya da işte o zaman bir de genetik de vardı kafamda ama herkesin güldüğü bir seçenek bu. Bunları seçersen hani hayatın büyük olanında tek düze gidecek ve bu alanlardan çok çıkma, branşlaşma alanında imkanın olmayacak demeye getirdi. Ama benim yaptığım işi şu an elektrik elektronik mühendisliğini seçersen hani çok fazla alanda dirsek teması var. Hani istediğini yarın bir gün yapıp gerçekleştirebilirsin. Hani aynı zamanda işte akademik anlamda da hani biraz konuşmuştuk. Yani işin esnekliği beni çok hoşuma gitti. İşte ben hiçbir zaman 9-5 olayını kabul edemedim. Küçüklüğümden beri onu çok havsalam almadı. Ben biraz daha kendi sınırlarımı belirlemeyi seviyorum bu konuda. Hani ben şimdi işte 7 gün gecedir burada sabahlıyorum, çalışıyorum. Ben şu makaleyi yarın submit edeceğim. Hani ondan sonra bir hafta kendime izin vermeyi planlıyorum demesi bana çok cazip gelmişti. Bütün bu şeylerle ben elektrik elektronik mühendisliğini seçmeye karar verdim. Ama Koç'u seçmedim. Daha sonra işte ODTÜ'nün o verdiği sıcaklık, samimiyet. ODTÜ'ye geldim ben. Tabii ODTÜ'ye geldik işte 2011 girişliyim. Önce işte hazırlık okudum. Daha sonrasında işte o dönemde IEEE ODTÜ işte öğrenci koluyla böyle haşır neşir olmaya başladım. Çünkü şimdi Çanakkale'den çıkıyorsunuz. Nispeten küçük yer, imkanlar sınırlı. Aslında sosyal skilleriniz çok da gelişmiyor. Hani bunu bir şekilde bir açmanız lazım kendinize. Topluluğun konuda çok faydası oldu. Ben ilk 3 sene toplulukta geçirdim. İşte Teknokent'te şirketlerle tanışıyorduk. Teknokent'le beraber işte yeni fikirler, yeni işler yarışması falan vardı. Onun organizasyon ekibindeydik. İşte hackathonlar şeyler. Yani bayağı işler düzenledik. İşte belki hatırlarsınız, kampüs gelişim günleri vardı. İşte onu falan düzenlemiştik o dönemlerde. Zaten hani geleneksel bir şey oldu o da. Hani her şey çok güzeldi ama tabii ben ilk 3 sene çok akademiye odaklanmadım. Ortalamam kötü değildi, yine işte 3.5'ün üstündeydi ama hani öyle ben akademik gideceğim şeklinde de bakmıyordum. Sonra benim topluluktaki görevim işte en son Y'ye kaydım. Bitti 2. sınıfın sonunda.
Ben artık bir arayışa girdim. Hani ben artık küçüklüğümden beri zaten bir araştırmacı olmak, bu alana girmek istiyordum. Ama hani artık bir yerden başlamam lazım. Hocalarla konuşayım artık. İkiden üçe geçerken. O dönemde işte o ilk o tıbbın hani o telkinlerin verdiği etkiyle acaba biyomedikal mi çalışsam? Şeklinde bir düşüncem vardı. Hatta ODTÜ'de yine Nevzat hocamız elektronik mühendisliğinde Nevzat Güner'i hocamız. Hani o dönem onunla kısa bir konuşma gerçekleştirmiştik. Hani o yaz işte eğer Ankara'da durursam beraber çalışabiliriz falan muhabbeti oldu. Ama ben o yaz Ankara'da duramadım. Daha sonra Serdar Kocaman hocamız, o da yeni katılmıştı o zaman ODTÜ öğretim üyelerine. O öğrenci arıyordu. Ve ilk kez hani çok da duymadığım bir alan, fotonik. Hani bu nedir, ne değildir? Ben bir mail attım, hocam ilgiliyim ben. Hani öğrenmek istiyorum, görüşebilir miyiz? Tamam dedi o da. Hatta üç arkadaş karar vermiştik biz. Şu an üçümüz de semikondaktör ve fotonik alanlarında çalışıyoruz da. İki arkadaşım da Boston'da, şimdi Boston Üniversitesi'nde. O şekilde ben girdim. Çanakkale'ye geri döndüğüm yaz tatili için. Şimdi o dönemde biz computational çalışıyorduk. Çünkü ortada bir optik kabı yoktu. Hani ODTÜ'de fi tarihinde 2004-2005'te birileri fiber optik çalışmış ama öyle kalmış. Yani ODTÜ elektrik elektronik mühendisliğini hani biliyor musunuz bilmiyorum. O D binasının kasvetli. O binanın en altında böyle bodrum katında bir tane karanlık depoların orada bir tane lab var. Hani bir optik labı olması için ideal ama bir insanın iki katından fazla yaşayabilmesi için çok da ideal bir yer değil. Hani kasvet, nem yani hani ne ararsan ama hani sıfır ışık. Hani noise diye bir şey yok. Hani hakikaten çok büyük nimet yani hala oradalar. Biz başlangıçta computational başladık. Ben işte fotonik kristallerle device'lar üzerinde çalışmaya başladım. Fotonik kristal nedir? O yaz onlarla öğrendim. İşte simülasyon programları, işte FDTD dediğimiz finite difference time domain metotlarıyla işte elektromanyetik simülasyonlar yapma falan. Ben evden çalışıyorum ya. Hani çok cazip geliyor o dönemde. Rahat kendi esnekliğimde öğreniyorum. Böyle devam ettik. Sonra işte hocamla konuştuk 3. sınıfın başında. Hocam dedim ben hani akademi düşünüyorum. Tamam dedi o zaman ben sana daha farklı bir proje vereyim. Hani kendisinin doktora hocasıyla ismi Chi Wei Wong. O zaman Columbia Üniversitesi'ndeydi. Şimdi UCLA'de aslında şu an çalıştığım hoca. Dedi ki bizim beraber çalıştığımız proje vardı. Proje nedir? Amorf fotonik yapılar. Amorphous photonic structures dediğimiz benim test konum, master test konum aynı zamanda. Bunlar fotonik kristallerden farklı olarak fotonik kristal dediğimiz aslında yarı iletken kristallerin, normal bizim kullandığımız silikonun nasıl bir işte bant aralığı, bant genişliği vardır. Biz ondan yararlanarak elektrik akımını kontrol ederiz. İşte bu da aynı şeyi ışığa yapıyor aslında. Hani belli bir bant aralığı var kristal yapısından dolayı. Bu bant aralığında ışığı hiçbir şekilde bulunma imkanı yok, geçirmiyor. Üstünde ve altında bu bandın daha düşük ve yüksek frekanslarda ışığı geçirebiliyor. Bu şekilde bunu kontrol ederek cihaz yapımında kullanabiliyorsunuz. Fotonik entegre devreler. Ki o zaman hani artık işte hepimiz de şeyden de etkileniyoruz. İşte Moore's Law hani sonuna geliyor. O zaman ilk aklımıza gelen tabii hani onu biliyoruz ya işte fotonik bilgisayarlar. Hani işte prosesin hızları çok artacak, ışık hızı falan. Hani öyle bir giriş yaptım. Amorf materyaller de işte şey, hiçbir düzen yok. Hani kristal de hiçbir düzen yok. Random refractive index kırıcılık indeksi varyasyonları yapıyorsun. Ama sonunda onu bir Monte Carlo algoritmasıyla şey yapıp düzenleyip dengeye getirdiğin zaman düzen olmasa bile sana aynı band gap'i veriyor. Ama bundaki avantaj ne? Öbüründeki mesela defekte mesela waveguide yapacaksın. Işığı yönlendirmen gerekiyor. Belli işte eksenleri, simetri eksenlerine takip etmen gerekirken fotonik kristalleri. Bunda öyle bir şey yok. Yani bayağı şey çizip hani böyle işte nasıl diyeyim bir directional coupler ya da işte nasıl diyeyim interferometre falan yapmak için güzel cihazlardı. Ben onun üstüne girdim. Hatta biraz da hani şeydi, sofistike gelmişti o dönemde. Öyle başladım. Şimdi benim ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken bir de benim staj yapmam gerekiyordu malum. İlk zorunlu staj. Ve ikinci sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisine çok da insan torpili de yoksa staj vermiyor. O dönemde işte Nevzat Hoca'nın yine kendi benim ders danışmanımdı. O beni bir firmaya yönlendirdi. Kardiyosis ismi. Hani o
Fikret Hocam, onlara da çok teşekkür ederim oradan. Hani şimdi emekleri büyüktür. Ama hani çok da istediğim gibi olmadı. Çünkü hands-on böyle biraz da tecrübe kazanayım diye beni şeye yolladılar. Sanayideki üretim ofislerine yolladılar. Hani herkese tenzih ediyorum. Ama şey, hani benden büyük feyiz alabileceğim, hani böyle bir şeyler öğrenebileceğim bir mühendis yok hani teorik anlamda. Hani daha çok böyle el şeyleriyle hani üzerinde çalıştım, uğraştım, öğrendim. Çok istediğim gibi olmadı. Hani bu sene benim artık bundan bir çıkıp bir tecrübe kazanmam lazıma geldim. Kafam, ne yapacağım? Ben yurt dışında staj yapacağım. İşte staj bu şeyle konuştum. Hocam, lablarda yurt dışında staj yaparsak oluyor mu? Oluyor. Yurt içinde labda staj yapamıyorsun, yurt dışında yapabiliyorsun. Böyle bir sistem var. Sonrasında ben staj aramalarına başladım işte. Artık bildiğim ne kadar işte özellikle fotonik kristal, fotonik devreler alanında işte Columbia'da Kenan Berkman'lar, Lipson'lar olsun, Stanford'da Yelena Vukovic'ler, işte Marco Loncar'lar, hani bildiğim bütün büyük isimlere mail attım. Hocamla da konuşuyoruz. O da bana tavsiyelerde bulunuyor. Bak şuralara mail at, onların şeylerini takip et. Ya dedi, senin bu yaptığın çalışmayı biz daha önce kendi hocamla yapıyorduk. Bitiremedik. Ben mezun oldum. Daha sonra geldim buraya dedi. İstersen bir ona da bir mail at. Hani beraber bu çalışmaları yaptığını söyle. Neden olmasın? Tamam dedim. Ben 3. sınıfın 2. döneminde öyle bir mail attım. Maile de olumlu döndü hocam. İşte Mart ayı gibiydi. Bir mail aldım. Tabii ki yani mutluluk duyuyorum. Ancak dedi işte hani undergrad'sın. Hani ben sana bir support veremem dedi. Şimdi ben de işte bu derecedir, odur, budur falan hani belli bir miktar burs parası alıyorum. Yani köşeye dağıttım. Ya dedim hani diğer, harcanmazsa neden? Hani neye harcayacağım? Diğer mail attığın insanlar döndüren Buçkoviç falan dönmediler. Yok, hiç kimse dönmedi. İşte network'ün önemi burada. Kesinlikle. Zaten hani tanıdık önemli abi. Evet abi. Bu muhabbetler daha sonra şeyde de karşıma çok çıktı. Üniversite başvurularında falan da çıktı. Çünkü hani aşağı yukarı başvuracağın insanlar belli. Oraya da gelirim. Ayarladı. Ben apar topar vize başvurusunu yaptım. İzinleri aldım. Ondan sonra kaçtı işte 2015 senesi. Haziran'ın 15'inde ben Los Angeles'a vardım ama. İlk kez yurt dışına çıkışım benim Los Angeles. Uçağa bindim. Buraya geldim. Hiçbir şey bilmiyorum. Yol bilmiyorum, iz bilmiyorum. Hatta şeyi dahi bilmiyorum. Bu yol işaretleri, sokak isimleri burada farklı. Hani bizde yolun kenarında yazar. Burada karşıda yazar önünden geçen. Şimdi benim düz gitmem gerekiyormuş. Ben düz gittim. Baktım bu tarafa gösteriyor. Sağa döndüm. Şöyle çıktım. Böyle geldim. Elimde iki tane bavul var falan. Hani sonra gittim bir ev tutmuştum. Onu iyi ayarlayamamışım. Salonda yattım 3 ay falan. Böyle başladı ama hani çok keyifliydi. Hani benim için yeni şeyleri nasıl diyeyim, keşfetmek, kendi başıma ayakta kalmayı öğrenmek falan gerçekten çok keyifli bir deneyim. Bu çalışmalara devam ettim ben. Amorphous Structure'lar çalışmasını büyük oranda bitirdim. Nümerik olarak şeyde, yüz sayılıyla bitirdim. Ha, makalesi nerede diye sorarsan 6 senedir basamadık. O da ayrı mesele. O da hani benim talihsizliklerimden biridir. Scoop olmadıysan iyi. 6 senedir. 6 senedir scoop olmadıysan iyi. Başkası yapmadıysa senin şey. Yapmadı. Yani ben onun üstüne 40 tane konferans makalesi bastım. Manuskriptü 3 kere değiştirdim. Hı hı. İşte hala hocam inceleyecek de yapacağız. Basacağız inşallah yani. Hani o benim en büyük herhalde şu an şeyim. Yani nasıl diyeyim, motivasyon kaynağım. Hani onu basarsam ben işte senelerdir uğraşıyorum. Ya arada başka makaleler bastık falan. Hani hiç şey yok. Hani o hala duruyor orada. Tez yazdım, mezun etti beni. Allah razı olsun konudan falan. Yani başka her işe yaradım. Öyle diyeyim. Ben o yazı geçirdim Eylül'e kadar. Biz hocam memnun kaldı. İyi ayrıldık hani. Sen üniversite başvurunu yap. Hani kabul alırsan neden olmasın? Hani ben de yardımcı olurum işte. Kendi referansını verdi şimdi. En değerlisi o. Ben üniversite bu sefer artık direkt undergrad'da bitiyor. Undergrad'dan yüksek lisansla yurt dışında yapayım. Hatta doktorayla bütünleşik yapayım diye. Öyle bir girdim. Ama biz şimdi bu makaleyi basamadık ya. Hani benim gösterebileceğim hani çok da bir şey yok o yüzden elimde. Yani ben başka o zaman basamama sebebimiz şeydi. Hani biz bunu bir de fabrike edelim. Ölçelim. Şey yapalım. Ama benim sample'lar gitti. Şeye yetişmedi. Ben oradaki döneminde
üretimi yetişmedi. O yüzden kaldı. Neyse biz yine başvurduk. İşte hocamın da desteğiyle. İşte UCLA'ya başvurdum o dönemde. Yine Stanford'a başvurdum. Illinois, Michigan. Onun dışında... Bunlar direkt lisanstan doktoraya başvurular. Evet. Hı-hı. Yani biraz böyle şey, yüksekten uçtum. Farkındayım. Normal bu şeydi. Amerika'da başvurular hani master başvurusu yapmak yerine doktora başvurusu yapıyorsun. Ya bir de kapatışı zaman... var. Şimdi hani olmasa bile şimdi elimizde hali hazırda bir çalışma var. Hani bunu işte deneysel kısmını da hani artık ODTÜ'de tamamlarız diye düşünüyorduk. Serdar hocamla da anlaştık. Hani gidebilirsen güzel olur gidersin ama gidemezsen de hani kal burada güzelce çalışmamızı bitirelim. Hani burada yeni çalışmalar yapalım. Daha güzel bir şekilde doktoraya gidersin. Ki hani şu mantık vardır. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz da hani Serdar hocam hep şey derdi. ODTÜ'de master ikinci doktora gibi. Çünkü şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Doktora da iyi öğrenciler çok fazla kalmadı yurt dışına gittiği için. Yani, hocalar doğal olarak master öğrencisinden maksimum verim almaya çalışıyor. Hani öyle, yani öyle olunca aslında hani daha yoğun geçiyor. Hani master'da mesela diğer üniversitelerde sadece ders alıyorlar. Hani daha böyle bir çırak tadında giderken burada hani hakikaten de öyleymiş yani bu arada. Kendim aslından da şey yaptım. Bizim master biraz şey ya, ODTÜ'deki masterlar böyle biraz yurt dışında özellikle Avrupa'daki doktoraya bazen denk düşüyor. Hani buradan master tezini yolladığında ya bir tane tez mi bu yani diye soruyorlar. Yani niye bana 170 sayfa master tezi yolladın diye bir böyle garipsiyorlar bazen. Ya benim tezim o kadar değil yani. 80 sayfa falandı da. Yani. Yeter. O zaman beni mezun etti. Yani onu da geleceğim zaten de. Ben başvuruları yaptım. Avrupa'da da şeye başvurdum. ETH Zürich, IPF. Neden? ODTÜ'ye gelmemle aynı sebepten. Kuzenim ODTÜ'de şimdi kuzenimle bizim aramızdaki ilişki 3 yaş büyük benden. Abi gibidir bana karşı. Lise Çanakkale Fen Lisesi'nden mezun oldu. Peşinden gittim. ODTÜ'ye geldi. O bilgisayar okudu. Ben elektronik okudum. Şu korona döneminde keşke bilgisayar okusaydım diyorum ama hani işler durdu. Uzaktan çalışırdım falan. O yüksek lisansını da ODTÜ'de yaptı. Ben de yaptım. ETH'ye gitti. Ben de gideyim orada beraber kalırız. Hani iyi olur. ETH'da da çok iyi hani şeyler var. Hani bir de doktora da çok güzel bir maaş veriyorlar. Seni federal çalışan kabul ettikleri için full time maaş veriyorlar. O da hani büyük bir avantaj benim için. Hani rahat yaşarım. Hem Türkiye'ye de yakın. Biraz da ben aileme bağlıyım. Kız arkadaşım var. Hani çok da uzak kalmayayım. Neticede kaldık ama hani ayrı mesele. Öyle düşünüyordum. Başvuruları yaptım. Ama UCLA dışında kabul gelmedi bana. ETH'de kimle çalışacaktın? ETH'ye gitsin. Lukas Nowoski. Hmm. Sana başvurmuştum. Çünkü hani benim background'um açısından hani en uygun. Mantıklı. Daha çok hani fotonik entegre devrecilere başvurdum ben. Hani genel olarak. Hani devre dizaynı olsun işte nümerik hani tasarım olsun falan. Biraz daha öyle başvurmuştum. Çünkü o dönemde işte dediğim gibi ODTÜ'de lab yoktu. UCLA'dan da benim hocam işte yeni taşınmıştı falan o dönemde. Maddi anlamda çok da iyi durumda değilmiş. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Başta çok hani böyle şeydi. Sonra bana maddi bir destek çıkmadı. Ben de bulamadım. Ne dedik ne yapalım? Bari kalalım. Hocam dedim teşekkür ederim. Ondan sonra ben master başvurumu yaptım. Zaten hani o konu çok rahat geçti. Serdar hocamla da işte önden hazırlık yapıyorduk. Biz TÜBİTAK işte 1001-1003 projeleri yazdık falan. Hani hedef şey, hani asistan olabilirsem asistan olurum. ODTÜ'den işte ya da işte TÜBİTAK'tan da proje bursuna başvururum. Hani güzel bir şekilde okur, 2 senede bitirir, başvururum. Tamam, öyle başladı. Her şey başlangıçta çok güzel. Ama ben hangi yılın mezunuyum? 2016 mezunuyum. 2016 hepimizin bildiği gibi malum üzere. Yani işte olaylar. Sene 2016. Biz Haziran'da proje kabulü aldık. Proje bütçesinin bize gelişi 2017 Ekim. Şimdi ben her şey bir anda tepe taklak oldu. TÜBİTAK durdu. Devlete alımlar durdu. Asistanlık başvurusu yapamıyorsun. Biz asistanlık sınavına hazırlanıyoruz güya yazın. O da mı durdu?
etti durdu. Ben Ankara'da bir de hani bunlara güvenip ev tuttum 100 yılda, kira ödüyorum, gelir yok. Of. Dedim niye mezun oldum falan. Aslanlık sınavına hazır dönüyoruz, sınav ertelenip duruyor güya. İşte Ağustos'ta olacak sınav, ta Aralık'ta oldu. Onda da 4 kişilik kadro açtılar, zibilyon tane insan başvurdu. 6. oldum kaldım falan. Hani başlangıçta böyle bir sıkıntı. Research yapacaksın, fon yok. Kendini geçindirecek, gelir yok. Nümerik devam ediyoruz. O dönemde işte bir şey, modülatör tasarımı yapmıştık. Fotonkristal bendlerini böyle ufak refraction index işte elektrik elektrooptik efekte değiştiriyorsun ama hani sadece refraction index değişmiyor. Aslında efektif bend indeksini değiştiriyorsun. Birinci bendden ikinci bende atladığın zaman daha efektif olarak daha büyük bir faz farkı yaratıyorsun. Boyutunu kısaltıp. Böyle bir çalışma yaptık. Onu da co-authored'ım. O dönemde onlarla uğraştık falan ama hani hep nümerik gidiyoruz. Yani bende artık şey korkuları başladı ya. Ya benim doktora işi de yalan olacak galiba. Yani çünkü undergrad'dan o deneyim var ya hani bir şey yapıyorsun, kendine güveniyorsun ama hani gösterebilmen gerekiyor. Network yoksa sıkıntı. Ben ne yapayım? Bari dedim hani maddi işleri halledeyim. 2017 Nisan gibi falandı. Fulbright'a başvurdum. Fulbright bursuna. O dönemde tabii Fulbright bursuna da şey istiyorlar. Referans istiyorlar. Ben Chi-Wei Wong'la, buradaki hocamla konuştum. Dedim hocam bana referans verebilir misiniz? Tabii verelim dedi. Ama dedi klasik muhabbet. Sen dedi ben şimdi seni bir senedir takip edemiyorum. Sen kendin accomplishment'larını bir mektupta yaz. Ben onu düzenleyeyim. Kendi yorumlarımı ekleyeyim. Yollayalım gitsin. Kendinin de yazımı güzeldir. Yani şimdi en büyük sıkıntı bize hiç kimse kendini nasıl övmesi gerektiğini öğretmiyor. Ben nasıl yazayım, nasıl edeyim? Neyse onu yapacağız, bunu edeceğiz falan. Onu yapıyoruz, bunu ediyoruz. Yazdım. Yani benim mektup daha farklı bir etki yaptı. Benim mektup başkalarını etkileyeceğini benim hocamı etkiledi. Ya dedi, bu iş yapmışsın ya dedi. Dur ben hani biraz şansları zorlayayım. Nisan ayı, Mayıs gibi 2017. Bir sene geçti daha hani master'a başlamamda. Dedi ki, ya dedi ben seninle ilgileniyorum. Sana burs da buldum. Fulbright'tan önce. Gelir misin? Şimdi ben düşünüyorum. Bir anda Los Angeles'a geri döneceğiz. Benim kafamda doktor için işte Avrupa var biraz da. Hani ülkeye yakın olma, aileme, sevdiklerime yakın olma açısından. Ama şimdi bakıyorum şanslarımız da çok iyi gitmeyecek gibi. Ne olur ne biter. Ben kabul ettim yani hiç. O dönemde zaten o 2016'dan gelen o psikoloji her şeyin ters gitmesi. O psikolojide ben direkt hani çıkayım da nasıl çıkarsam çıkayım daha bir doktora kapak atayım şeklinde kabul ettim. Daha sonra Eylül ayı geldi. Bana Fulbright da çıktı. İyi dedim yani hani dönüyor bir şeyler herhalde. Ama tabii Fulbright çıkınca işte onun prestiji daha iyi falan filan derken ya ben ikircikliydim. Bir anda hocadan bursumla bölümden ayarladı. Bir anda Fulbright'la. Hocam biraz daha Fulbright'a döndürdü işi. Hani hem dışarıdan fon hem de nasıl diyeyim prestiji vardı. Yani hakikaten de var şimdi onunla yalanıyor. Ben ikircikliydim işte. Bu Fulbright'ın dezavantajı 2 yıl vize kuralı var. Türkiye'ye dönmen gerekiyor. Ya aslında tam Türkiye değil o galiba da Amerika'da çalışmaman gerekiyor aslında. Amerika'da tekrar çalışmak için Türkiye'de 2 sene bulunman gerekiyor. Öyle değil. Hani. Süre bakımından peki yani 4 sene mi 5 sene mi yoksa doktora bitinceye kadar mı? Doktora bitene kadar çalışıyorsun artı işte 1,5 sene 2 sene bir şey veriyorlar. Akademik training. Bir firmada alanla alakalı çalışabiliyorsun sonra bay bay. Neydi o ya? J2 miydi? Neydi onun adı? J1 vizesi. Exchange visitor. Ben o konuda çok da şeyimdir. İlk buraya gelişim 2015'te de J1'li oldu. Tam onun 2 senesini bitirdim. Tekrar işte geldim. İşte hocam ama şey dedi bu sefer. Onu söylemeyi unuttum. Ne zaman gelebilirsin en erken dedi. Hani hoca istiyor ki ben 2017 Eylül'de başlayayım. Hocam dedim yapmayın ben hani master alayım artık daha derslerim bitmedi. Ne zaman biter? Ocak'ta biter. Tamam dedi sen 2018 Ocak'ta buradasın. Şimdi Fulbright çıktı ya. Fulbright de diyor ki 2018 Eylül'de başlamak zorundasın. Fulbright alacaksın. O dönemde bir talihsizlik daha vize krizi çıktı. Amerika ile Türkiye arasındaki bütün vize başvuruları iptal oldu. Durdu yani. Hepimiz hatırlıyoruz o dönemde işte. Rahip Brunson zamanı yok başka bir şey.
Neyse. Ben bu sefer şeyi düşündüm. Ya ben dedim ya vize alamazsam ben Ocak'ta gideceğim. Ne yapayım? Bari dedim Fulbright'ta hani kabul edeyim de en azından hani onların Dışişleri Bakanlığı ile Amerika'yla falan hani ilişkisi var. Hani bizi bir şekilde alırlar. Tamam dedim ben Fulbright'ı kabul ettim. Fulbright olunca ben doktora kabulümü ertelettim Eylül'e. Ama dedi ki hoca yok sen illa gel. Erkenden çalış, önden hazırlık olsun, projeler var bekliyor. Ne yapalım? Bir kere daha visiting scholar olarak gel. Bu sefer maaş vereyim ona. Ben 2018 Ocak'ta tekrar Amerika'ya geldim. Önce visiting scholar olarak. Master devam ediyoruz ya da. Ben evet, hoca Ocak'ta gel dedi diye ben paralarını da tez yazmaya başlıyordum bu sırada ama hani tıkanmıştım. Bir yandan da iyi oldu açıkçası. Tezi Amerika'da tamamladım daha sonra. İşte öbür yazda sunumunu yaptım. Vizeyi de bayağı geç aldım. Hani özel izinle işte bir dönem sonra geçici olarak açtılar. Özel işte başvuru yaptım, izinle gittim. Sabah aldım vizeyi. Öğleden sonra Top NTV'de bir haber. Vize kısıtlamaları kaldırıldı. Ya arkadaş günahınız bana mıydı yani? Sabah hani ben başvuru yaptım, vizeyi aldım falan. Gecikmeli de olsa gittim. 6 ay çalıştım. Türkiye'ye geri geldim. 3 ay bir Türkiye'de geçirdim. Tezimi sundum. Sonra doktoraya başladım. Amerika'ya geldiğim zaman da şimdi ben ekspertiz fotonik entegre devre aslında kuantum teknolojileri hakkında Türkiye'deki herkes olduğu üzere hani fizik camiası dışında çok da bilgimiz yok. Yani elektrik elektronik mühendisliğinde de hani kuantum mekaniğine bahseden en yakın insan Bilge Demirköz. Hani ondan biliyoruz iyi kötü. Başka da hani çok bir bilgi yok. İşte biz o dönemde master süresince Teknokent'te arkadaşlarla bir şey düzenledik, böyle open course platformu düzenledik. Beraber işte open course'lar takip ediyorduk. Orada bir de birbirimize sunumlar yapıyorduk. Ben ilk kuantum bilgisayarlarla o zaman tanıştım. İnsanlara bir sunum yaptım. Bilgim o kadar. Geldim, hoca dedi bana iki tane konu var. Hani ne yapmak istersen. İşte biri kuantum haberleşme teknolojileri üstüne. Hocamın da aslında ekspertizi aslında şey, frequency combler. Ve precision işte spektroskopi. Hani biraz daha böyle non-linear optik. Ama hani bu konularda da ciddi ilgisi var. Zamanında işte kuantum dotlarla, kuantum efektlerle falan çalışmış. Bu alana kaymak istiyor. Daha önce de bir Nature Photonics makalesi basmışlar. High dimensional qubitlerle alakalı işte enerji ve zaman domaininde encode edilmiş. Bir bifoton frequency comb dediğimiz işte foton çiftlerinin birbirine entangle oldu ama spektral feature'ın frequency comb gibi böyle taraktan oluştuğu bir yapı geliştiriyorlar. Buraya aslında şey hani 1-0 değil hani da birden fazla bit encode edebiliyorsunuz artık. Elinizde ne kadar işte frekans bini varsa, frekans line'ı varsa işte onun logaritma 2 tabanındaki şeyi kadar hani bir space var aslında üstüne bilgi encode edebileceğiniz. Hani bunu ölçüp şey yapabilirsiniz. Bir çalışma buydu. Öbürü de bir de iki boyutlu malzemeler. İşte bu GMDC dedikleri işte grafene yakın ama band gap olan malzemeler var. İşte bunların kuantum etkileri üzerinde daha çok spektroskopi çalışmaları yapan bir grup vardı. Şimdi benim bu zamana kadarki eğitimim ben mikroelektronik çalıştım ama hep solid state. Fotonik. Hani biraz daha o taraftaki yani solid state fiziğe yatkınlığım var. Hani o konuda bilgilerim var. Açıkçası şey bilmiyorum hani braket nasıl okunur nedir bilmiyorum o dönemde. Fizik eğitimi hiç almadım. Şey de yapmadım. Hani birçok arkadaş elektronikte çift ana dal yaptı, yan dal yaptı. O arkadaşlar için hani şeye üzülüyorum aslında hani elektrik elektronik mühendisliği okumalarını üzülüyorum. Çünkü o insanların hani şeyi belli. Hani fizik okumak isteyerek gelmişler ama hani Türkiye'deki şartlar dolayısıyla elektronik seçip daha sonra fiziğe geçmişler. Hani o elektroniğin o cenderesinden geçme aslında bence çok bir gerek var mı? Siz de hani fizik mezunu olarak hani burada daha iyi bilirsiniz. Ben öyle bir şey de yapmadım. Yani o yüzden kuantum alanında biraz alaylıyım. Hani öyle diyebilirim. Hani mektepte değil alaylıyım o konuda. Hocayla konuştuk. Hocam dedim ya ben kuantuma daha çok ilgiliyim. Kuantum haberleşme teknolojilerine. Bu konuda daha çok gelecek olduğunu düşünüyorum. Ama dedim hani o kadar bilgili değilim. Hani isterseniz başlangıçta ben iki boyutlu malzemeler solid state çalışayım. Ama bana bir de yan proje verin. Hani öğrendikçe öbür tarafa geçeyim. Yok ya yok sen yaparsın dedi. Beni kuantuma attı. Zaten hani aslında bir seçenek şansım yokmuş. Evet öyle evet. O zor yani. Birinden başlarsan ondan bir daha öbürünü yan yan yapayım dersen çok zor yani. 4 senede bitirmen sonra. Zorunlu seçmeli olmuş ya.
Biraz öyle oldu. O ilk 6 ayın ama faydasını ben orada gördüm. Hani Visiting Scholar geldiğim zaman hani benim için büyük bir oryantasyon süreci oldu. Konuyu öğrenme, büyük resmi öğrenme, işte quantum key distribution nedir, protokoller nelerdir, ne yapılabilir, bu konudaki alanlar, sıkıntılar nelerdir, hani bunu öğrendim. Ondan sonra ben doktoraya bu alanda başladım. Yani ilk projem benim aslında quantum key distribution protokolleri üzerine. Bir arkadaşımız source'la, dediğim high dimensional source'la ilgileniyordu. Ben de bu source'u kullanarak yapabileceğimiz bir fotona, hani birden fazla bir bit encode ederek yollayabileceğimiz bir sistem, yani bir protokol üzerinde çalışıyor. Bunun da sebebi şu: şimdi her ne kadar çok böyle idealmiş gibi düşünsek de, şimdi iki tip quantum key distribution protokolü var. Hani bir prepare and measure dediğimiz, sen state'i bir random number generator'dan bir çıktı alıyorsun, onunla encode edip bir fotona ya da işte böyle bayağı attenuate edilmiş zayıf bir pulse'a onu encode edip yolluyorsun. İşte BB84 denilen en klasik protokol bu alanda. Bir de şey var, işte entanglement based dedikleri, işte entangle fotonların kendi aralarındaki korelasyondan kaynaklı İşte bir encoding yöntemi var. Ama şimdi senin foton pairi, entangle foton pairi üreteceksen, şimdi en güvenlisi o. Hani unconditional security'yi sağlayan. Şimdi quantum key distribution temel amacı aslında şey, normal telekomünikasyon encryption protokollerinin kırılma imkanı var. Yeterli bilgisayar gücü elindeyse. Ama no cloning teoremden ve şeyden kaynaklı, işte okuduğun zaman wave function collapse olmasından kaynaklı quantum key distribution'da böyle bir şey yok. Prepare and measure'da eğer sistemin ideal değilse, işte o ideal olmayan cihazlardan bilgiyi okuyabilirsin. Atıyorum mesela bir modülatörle encode ediyorsun bilgiyi, modülatörden çıktı alırsın. Ya böyle çok ilginç quantum hacking yöntemleri var o konuda yaptıkları. İşte modülatörün yarattığı elektrik alanın değişimini falan böyle hani yanına. Kanadalı bir grup var sadece, yani hani akademik olarak nasıl QKD'yi hackleriz diye çalışıyorlar adamlar. Makarov galiba. Makarov. O RQC'ye döndü abi. Öyle mi? Ha şey, Rusya'da denk geldim ben, onun sunuma gelmişti. Hatta böyle aha adam gelmiş ya diye böyle. Çok Vadim Makarov böyle kocaman bir adamdır. Şöyle saçları, şöyle bıyığı falan var. Çok enteresan. Adam hacker değil mi zaten ya? Hani barbarossa ya. Ya böyle. Adama şey de Quantum Pirate diyorlar orada ya. Ya biraz dalga geçmek için diyorlar da. Yo, ben bayrağı çok seviyorum ya. Ket içinde işte. Evet, bracket içinde şey. Koysam bayrağı. Aynen, hani hakikaten herhalde alandaki en ilginç çalışmalardan birini o yapıyor. Hani burada bir sürü insan var, çalışıyor, didiniyor. Biz bunları tekerleğine nasıl çomak sokarız? Ama birinin onu çalışması gerekiyor. Tabii. Bir de Nature makalesinden önce şeyi yollamıştı galiba. 2-3 hafta heads up verip böyle firmalara hacklediği, aletini hacklediği firmalara, abi ben sizin aleti hackledim, haberiniz olsun diye. Zaten birkaç tane firma var işte. Yani ID Quantic falan. Ne ID Quantic? Yani en babası o şu an. Anladığım kadarıyla. Şimdi burada şey var, biz entanglement'ın getirdiği avantajlardan yararlanmak istiyoruz ama entanglement da böyle hani cayır cayır üretebildiğim bir şey değil ya da deterministik üretebildiğim bir şey değil. Non-linear ama spontaneous proseslerle, işte SPDC dediğimiz ya da işte spontaneous four-way mixing dediğimiz. Yani hani bekliyorsun işte bir ara işte rastgele bir vacuum fluctuation sağ olsun. Fotonlar ikiye bölünecek de işte entanglement olacak, gelecek, sen de onu alacaksın, yollayacaksın, inşallah gelir. O da tabii yolda bir tanesini loss olarak, hani birini yolda kaybetmezsen. Bir sürü şey constraint'in var senin. Speed constraint'in var aslında. Yani source'unun iyi, hızlı olması gerekiyor. Dedektörünün %100 efficiency ile detect etmesi gerekiyor. Senin için detect edemediğin her foton bir kayıp. Line'da zaten deli gibi loss'lar. Yani hani şeyden bahsetmiyoruz. Yani normal bir klasik komünikasyondaki bir pulse'dan bahsetmiyoruz. Giden foton gitti. O yüzden işte bir fotona, gönderebildiğin her fotona birden fazla bit encode edebilirsen en azından kapasiteni arttırabiliyorsun. Yani bizim çıkışımız bu. Bu konuda işte bir proje yazılmış, kabul edilmiş. İşte 3 ekip çalışıyoruz. Biz işte protokol alanında ve source alanında çalışıyoruz. MIT'de Jeff Shapiro ve Franco Wong'un grubu bize security check. Jeff Shapiro çok iyi bir teorisyen bu konuda. Quantum, genelde optik, quantum information üzerine.
O security proof'larını bizim için yapıyor. Onların daha önce de zaten çalışmaları var. Biz energy time entangled fotonlar üstüne çalışıyoruz. Yani burada bilgiyi ya işte frekansa, çünkü eğer bir foton pair oluştuysa bunların frekansları birbirine correlated oluyor. Ya bunu encode edebilirsin. İşte bin pair'ları dediğimiz. Ya da direkt foton arrival time'ına. Çünkü aynı anda generate edildi, aynı enerjiye şeye sahip oldukları için. Biri A terminaline, A detektörüne vardığı zaman öbürü de varıyor aslında. Yani arada bir timing correlation var. Yani aradaki dispersion'da non-local bir şekilde cancel edebiliyorsun. O da mesela Jim Frenz'in çok ilginç bir buluşu. Hani yolda ne kadar dispersion'a uğrarsa uğrasın, delay'e uğrarsa uğrasın fotonlar, ufak bir birine pozitif dispersion, birine negatif dispersion uyguladığın zaman bunlar entanglement'ı preserve etmek için birbirini şeyi eşitliyorlar. Hani o şeyi correct. Ya böyle ilginç sistemler var. Velhasıl kelam, biz o alana girdik. Bir de şey, Caltech'te de Andrew Farrow'un grubu, onlar da quantum memory, işte bu high dimensional işte information'ın saklanması üzerine öyle high dimensional bir memory yapmaya çalışıyorlar. Öyle projemiz var. İşte 3. senesine giriyoruz. Ben ama ilk alanla şeyde tanıştım. Bu projenin yıllık NSF projesi review'ları var. Washington'da toplanıyoruz her sene. Bu sene muhtemelen online olur. 2 senedir gidiyor. Ya biz gittik. Ben bu arada şey zamanında başvurdum. Hani Fulbright bursuyla beraber de sana bir başvuru hakkı tanıyorlar. Daha doğrusu senin Fulbright paketini alıp okullara yolluyorlar. İstersen sen bireysel başvuru da yapabiliyorsun ama hani öyle bir seçenekleri de var. Ben tabii hani üniversitem belli olduğu için ben hani kendi başvuru yapmak istemedim. Yani hocadan zaten referans alamazsın. Hani paketimi öyle bir yollasınlar dedim. Lonkara yolladı. İşte Georgia Tech'e yolladı. İşte Georgia Tech'ten kabul gelmişti ama. Artık UCLA'ya hani oradaydım zaten. Çok da almadım. Hani maksimum Harvard gelseydi belki bir acaba der miydim diyebilirdim. Lukin falan olsa veya işte Lonkara olsa. Yani. Hadi Lukin biraz daha böyle şey kalıyor da. Onların da abisi. Şimdi biz gittik. Ya benim başvurduğum herkes orada. Ortalık Şampiyonlar Ligi gibi şeyde. Optical Society'nin şey merkezinde, Washington'da bir merkezi var. Orada bizi topladılar. Şimdi bizim competitorlar 8-9 tane grup var. İşte bir grupta Hong Tang var Yale'de. Bir grup işte Marco Lonkar, Alex Gaeta falan. Dirk Englund'lar var. Superstar'a. İşte bir ekipte kim vardı? Banerjee grubu şeyden, Santa Barbara'dan. İşte Kai Mei Fu, ondan sonra Paula Capellaro MIT'den. Böyle hani benim böyle başvurabildiğim, katılabileceğim ne kadar işte genç yıldız, işte Sofya Ekonomi falan varsa hepsi projeyi almış. Daha ilginci benim hocam da hepsini tanıyor. Öyle oluyor abi. Hocamın şöyle bir özelliği var. Hani kendisi şu an hala hani genç bir hoca. 45 yaşlarında. Hani iyi çalışmalar yapmış. Ama hani böyle bir ün anlamında hani öyle çok ünlü değil. Hani böyle parmak şunu yapan adam şeklinde gösteremiyor seni. Herkes çalışmaları beğeniyor. Bütün işte şeylere girebileceği şeylere, nasıl diyeyim, organizasyonlara fellow olarak girdi falan. Hani contribution var ama hani işte nasıl diyeyim, atıyorum kimi gösterebiliriz işte. John Martinez'e quantum supremacy'yi bulan adam, yapan adam, hani gerçekleştiren adam diyebilirsin yani. Öyle bir ünü yok. Ama bireysel ilişkileri, network o kadar güçlü ki. Hani herkes tanıyor. Hello Chibi falan. İşte biz de onun sayesinde işte tanıştık. Dirk Engel'le tanıştık, onunla bununla tanıştık. Hani bir network kurduk. Oradaki hani konuşmaları ve büyük resmi görmek benim için. Büyük resim de çok klişe bir laf oldu bizde ama. Gerçekten ufkumu açtı. Yani o dönemde aslında biraz da bunları konuşuyorduk. Bu işte quantum key distribution yapıyor herkes. Ya da işte memory aslında. Projenin temel amacı quantum communication protocol bir üretmek. Ya da işte bunu destekleyecek yapılar sana. Ne lazım sana? İyi bir source lazım. Deterministik entangled ya da single photon source'ları üreten ekipler var. Dedektör kısmı bizim projede yok. Ama işte SNSPD'leri room temperature'da çalıştırabilirlerse, SNSPD'de bu konuda super conducting nanowire'ları kullanarak detekte ediyorsun. En iyi detection efficiency olması 85-90. %85-90 oranında bir detection var. Bizim labda da var bir tane. O konuda şanslıyım. O size büyük bir avantaj sağlıyor ama onda çalışan yok. Bazı protokoller, mesela cluster state diye bir olay var. Hani sadece aslında
Communication, QKD sadece aslında communication encryption'dan ibaret değil. İki tane bacağı var. Şimdi bir bacağı klasik bir bilgiyi, bir key'i şifreli bir şekilde yollayabilmek. İkinci amacı da, ki bence bu daha önemli bir amaç. Şimdi o kadar çok kuantum bilgisayar yapılıyor ki günümüzde. Hani. Ama bunların arasında bir standart yok. Bir bilgisayarı aynı şekilde 100 qubitten 10 bin qubit'i scale edemiyorsun. Bu yüzden kısa ve orta vadede yapılacak şey birçok 100 tane 100 qubitlik bilgisayarı interface edeceksin birbiriyle. Distributed, hatta cloud computing, yani quantum computing önce cloud'da başlayacak. Ki hatta bu konuda işte Amazon Web Services mesela neydi? Bracket diye bir şey açtı galiba. İsimlerini unuttum. Ya açtılar da açamadılar onu. Yani normal, yani nereden aldığına da bağlı. Yani şimdi öyle de bir sıkıntı var. Hani başlangıçta quantum computer as a service olarak olacak. Yani sen kasayı kurdun, kendi IT takımın da quantum bilgisayarı hani şey yapayım. Yok. E peki quantum state'leri bu bilgisayar arasında taşıman lazım. Quantum communication aslında girdiği nokta bu. Bir quantum state'i bozulmadan %100'e yakın fidelity ile bir bilgisayarın öbürüne nasıl taşıyabilirsin? Ve bu distance'ı nasıl artırabilirsin? Şimdi orada bir de şey var. Mesela herhalde Amerika'nın da farkı biraz o. Diğer şeylere baktığım zaman, mesela Avrupa'ya, Çin'e baktığımız zaman QKD sadece QKD için yapıyorlar. Yani evet. Amerika quantum sensing falan da yapmıyor pek. Quantum işte communication şirket de yok. Bilgisayara yüklenmiş durumdalar ve bilgisayara ne lazımsa onu yapmaya çalışıyorlar. Kesinlikle öyle. Yani şeye de bakarsa mesela Economist yayınladı, başka birkaç Nature'da falan da yayınlandı bunların istatistikleri. Yani makale, yayın ve support anlamında kuantum bilgisayarlar noktasında Amerika hani şey yapılabilecek bir şey durumda değil yani. Çok üstte yerler. Rekabet edemiyoruz. Mesela tabii bu çalışmalar şeyle gidiyor. Özel sektör inisiyatifiyle gidiyor. Quantum encryption dedi bir devlet inisiyatifi olmak zorunda başlangıçta. Ya, çünkü burada, yani Amerika'da şey abi QKD mesela işte patentleri inceliyordum ben. Mesela başlamışlar 2000'lerin başında QKD'leri patentlemeye. Sonra böyle 2010 küsur civarlarında herhalde olmayacak bu iş diye bırakmışlar ve azalmış patentler. Sonra mesela Çin ondan sonra başlamış böyle hani bu işleri yapacağız. Ya mesela Japonya'nın dünya kadar patenti var bu konuda. Adamlar gitmiş 98-99'da patent almışlar. Bitmiş adamların patenti şimdi. Patent expire etmiş. Yani hiç bir kuruş para kazanamamışlar. Ya da kazandılarsa nasıl kazanlar bilmiyorum. Hiç ürünleri satılmıyor ama. Yani o yüzden şey Amerikalılar için daha mantıklı olabilir ya. Biz bilgisayara yüklenelim hani bu işten. Çünkü ama şimdi mesela denemişler zamanında. Avrupa'da da Çin'de de hatta Avustralya'da da QKD çalışan gruplar büyük ihtimalle sadece QKD çalışıyorlar. Burada Amerika'dakiler, yani mesela işte Longcar'lar, Dirk Englund'lar falan vesaire, adamın bir sürü zaten işi var. İşte %15 effort'unu da QKD'ye veriyor. Yani büyük ihtimalle işte DARPA'dan para alacak falan. Yani Dirk Englund özelinde son yakın çalışmalarını hiç takip ettiniz bilmiyorum ama adamlar çılgın atıyorlar. Yani source anlamında işte Diamond üstüne color center'larla yaptıkları büyük çalışmalar var. Bu işte QKD entegre çip'e indirdiler ki ellerinde çok ciddi bir üretim kapasitesi olduğu için bir de artık yani Marco Longcar falan o proseslerde hani aşmış durumda. Yani onlar bir ekosistem kurdular. Yani onlar ne yapsa nature'lık oluyor artık. Yani zaten şey büyük ihtimalle hani patent alabiliyorlarsa patent alıyorlar. Patent alamadıkları zaman da nature basıyorlar. Aynen. Öyle bir şey. Yani işte optical computing alanında zaten işte bir bence şu an bir hub işte bastı. Harvard, MIT tarafı. Bir de şey Bristol'da ciddi çalışmalar diyor. Entegre photonic computing ve işte QKD çipleri anlamında. Şeyle tanışmıştım. Şimdi Çin'de hoca oldu. Can Weiwen. Postdoc'tu. Mark Thompson'ın grubunda. Mark Thompson da işi gücü bıraktı. O da startup kurdu. Photonic Quantum Computing Startup kurdu. O da ayrı mesele. Öyleymiş. Photonic Quantum Computing. Evet. Onlar da öyle girdiler. İşte bir diğer yani bu biraz aslında şey önceki konuya geri dönersek biraz inside info verebilirim o. Zeki senin dediğin o şey meselesinde. Beraber neden Türkçe Amerika'da kimse anlamaz. Bu çalışmaz yani. Kimse anlamaz. Air Force
zamanında yanlış hatırlamıyorum Air Force yani Amerikan ordusunun bir branş 2000'lerin sonuna doğru bir tane rapor yazıyor. QK'di, commercially viable değil, practical değil, biz bundan uzaklaşalım diye bir rapor yazıyor. Aslında fonların çoğunun durmasını sağlayan sebep bu. O başlangıçta tam İngilizlerin şu an yaptığı şeyi yapıyorlar evet. Yani. Aynen. Ben şeyi öğrendim. Şimdi biz LA'de de bir center kurmaya çalışıyoruz şu an. Hocam herkesi tanıyor dedim ya. Hani onun bir avantajı da birçok projeye yazılırken bizimki ona yap oluyor böyle. Hani o yüzden 2 senelik doktor hayatında çok fazla proposal yazdım. Hatta bir tane de kabul aldık. Hani onun sayesinde şimdi nasıl diyeyim? Şeyim iyi. Hani maddi anlamda kötü değilim. Hani nasıl işte 1.6 milyon aldık bir quantum memory ile alakalı. Evinin kirasını ödeyebilecek hale geldin o kadar para. Ya bana çıkan parada hani şey yok zaten. Hani nasıl diyeyim? Aa sen bunu alamıyorsun. Para verelim fazladan böyle bir şey yok işte bizim fix zaten. Tarife usulü çalışıyoruz. Yani bir doktor öğrencisinin maaşı belli. Yani Kutlu senin kadar rahat yaşamıyoruz açıkçası. Şeyden bahsediyordum işte. Bir şey düzenledik. Workshop düzenledik. Aralık ayı. Orada da şeyler geldi. Burada işte Los Angeles'ın farkı, mesela Silikon Vadisi'nin daha sivil çalışmalar bilişim üstüne giderken Los Angeles Ankara gibi. San Francisco İstanbul ekosistemi gibi düşün. Los Angeles Ankara gibi. Savunma sanayi ve aviyasyon üzerinden yürüyor işler. Boeing burada. Okay. Labları burada. Birçok National Lab'in nasıl diyeyim burada. SpaceX burada. Yani bunların hepsi işte NASA, JPL daha çok hani bu tarz kontraktör üzerine çalışıyor DARPA. Hani ben o yüzden birçok projede de çalışamıyorum vatandaş olmadığım için. Yani öyle de bir şey var. Orada da muhabbete değinildi. Sanırım Air Force o şeyden dönmeye başlamış. Ya yani biz şeyde hatalıydık bu raporda. Öyle bir muhabbet duydum. İşin şeylerden. O yüzden bir geri dönüş var. Hatta lokal ağlar kurmaya yönelik çalışmalar tekrardan başladı. Abi Çinliler yaptı çünkü ve ne kadar ucuza yapılabileceğini... Ya Amerikalıların en büyük problemlerinden biri o. Bir şeyi bunlar pahalıya yapıyor diye hep pahalı olacak zannediyorlar. NASA'da da aynı problemi yaşadılar. SpaceX gelene kadar kaç 80 milyon mu veriyorlardı birini yollamak için uzaya? Aynen. Salak saçma paralar veriyorlardı. Abi. Ucuza yapılır yani bırak Çinliler yapsın hani sonra artık geri çalarlar. Ne yapacaklar bilmiyorum ama yani adamlar yaptı ve hani çat pat 2000 kilometre şey kurdular. Ya uzman olduğum bir konu değil ama hani uluslararası ilişkileri ve durumu takip ediyorum. Ya Amerika'nın şu anki yönetim anlayışı ve şekli, devletin minimize edilmesi aslında ona biraz zarar veriyor. Yani burada en basitinden bir yolun, bir tren, bir metronun yapılması için bile 10 sene geçiyor. Çinler çatır çatır döşerken. Bir TOKİ yok, bir TOKİ yok Amerika'da. Garibanlar ki maaşlarının yarısını kiraya veriyorlar ya. Vallahi öyle. Los Angeles'a bir TOKİ gelse kötü mü olurdu? Yani... yani Donald Trump hocamıza buradan. Trump. Bak o da bir destekçi ha yani. Aynen onu çektim bu fikri, yani. Bu fikri kendisine iletiyoruz. Bir Amerikan toplu konut idaresi kurulabilir. Trump'ı takip atalım abi. Şey hani şu yani bilmiyorum takip ettiniz mi? National Quantum Initiative diye bir tane kanun imzaladı. 1 milyar dolar para. Yani 1.2 yani milyar dolar. O kadar çok funding var ki. Hani biz de mesela hani bundan bir parça almaya hani Los Angeles'ta bir kümelenme kurmaya çalışıyoruz. Çünkü savunma sanayine çok yakınız. Bu arada savunmanın kendi ayrı konsorsiyumunu kuracaklardı. O yasa geçti mi onu takip edemedim ama hani NQIA'nin dışında bir de Defense Quantum bir şey inisiyatif yok Defense Quantum bir şey konsorsiyum kurmaya çalışıyorlardı ekstra. Hani savunmanın cluster ayrı olsun. Öbürü hani biraz daha işte işin sivil tarafları çünkü firmalar yapıyor ya daha çok. Hani yurt dışına da daha iyi satarız, bir şey yaparız gibi bir kafa vardı herhalde de. İlk başta plan şeydi, 10 seneliğine 2,5 milyar dolardı. Onu Trump işte yönetimi şeye böyle yarı yarı. Şu an biz 5 sene verelim. Hani olmadı 5 sene sonra tekrar bakarız diyor. Ama şeyin uzantısı o aslında. Bu NNI, National Nanotechnology Initiative. Aslında fotonik inisiyatifi var aslında. Onun üzerinden gidiyor. Nanoteknoloji daha önceydi. 10 sene o bitti. 2001-2002 falan gibi şey yaptılar. İlk başta böyle bu Bush zamanı.
nanoteknoloji üzerine çok benzer bir inisiyatif yaptılar. Hatta var nanoteknoloji patladı. Böyle işte bir sürü her yerde merkez açtılar, bilmem ne yaptılar. Bayağı da ciddi para harcadılar Amerika'da. UCLA'da da var. UCLA'da da var bir tane. CNSI. Abi her yerde var ya. Yani nanoteknolojiyi oraya çok pushladılar. Bir şeyler çıktı, bir şeyler çıkmadı. Şimdi işte mesela kuantum, o NQI'nin belgelerinde falan ya da işte tartışmalarında şey vardı. Hani abi biz bunu zaten yaptık. Hani bu onun biraz da hani bu şey bizim National Initiative kafamızın devamı olacak. Ha bir de Çinliler yapıyor. Çok geri kaldık. Bir şey yetişmemiz lazım. Aynen. Yani bu, Çinliler başlattı önce. Sonra Avrupa'nın flagship'i geldi. Ondan sonra Amerika bu işlere girdi. Yok kesinlikle öyle. Yani zaten wake up call şey 2017 Mishus uydusunun fırlatılması. Hani ondan önce Çin'in işte bir 3000 kilometrelik işte trusted nodlarla oluşturduğu bir 30 tane falan trusted node var galiba. Şimdi QKD'de bir de şey range sıkıntısı var. Eğer quantum information yenileyemiyorsanız bir quantum repeater dediğimiz böyle bir yapı varsa klasik haberleşmede bu konuda eskiden işte elektronik repeater'lar kullanılırmış tekrar yollayan ya şimdi de EDFA dediğimiz amplifier'lar kullanılıyor. Böyle bir şansın yok. Quantum information'ı amplify edemez. O yüzden herkes bizim de çalışmamız var. Benim nanoteknoloji test konumu alanda olacak. İkinci konum da o. Quantum memory, quantum repeater'lar üzerine. Hani aslında biraz daha şey gidiyoruz. Hani konu olarak orası daha spektroskopik, daha hani solid state kaçıyor. Ama hani benim tezim. Çalışmalar. Efendim? Benim tezim. Yani. Quantum memory protocols çalışmıştım ben de. Solid state. İşte bizimki de protokol de değil de artık hani direkt hani long lived memory. Hı-hı. Aynen. Aynen. Üzerine şimdi başladık. Bakalım hani o aldığımız proje de onun üstündeydi. Materyal? Materyal deep donor'lar. Hani silikon, şimdi bir de şey çıktı bak. Quantum entegre işte entegrasyonu ve devreler için bu ultra pure silicon dediğimiz bir olay var. Yani silikonun 28'in izotopu. Silikon 28. Bunun özelliği şey nükleer spin'i zero hiçbir şekilde bir donor, bir nükleer spin koyduğun zaman etkilemiyor onu. Öylelikle covalence time'ı izolasyonu çok ciddi oranı sağlıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Ama şimdi bunda da şeye teşekkür etmek lazım. İşte NIST ve dünyadaki bu Avogadro projesi vardı işte. Programı yeniden tanımlıyoruz. Sonra onu Kibble Balance'a bağladılar ama hani tamamen. Oradan çok fazla şey kaldı. Yüksek purity'de böyle 99.999949% o kadar saflıkta silisyum 28 wafer'lar parçalar kaldı. Şimdi bunların içine işte şey encode mesela TUDEF'te şey yapıyorlar. Intel de girdi bu işe hatta şimdi Intel şimdi şeyde geri kaldı biraz kuantum bilgisayarlarda. Onlar da bizim en iyi bildiğimiz işte silikon. Biz de oradan yürüyelim deyip solid state işte spinlere dayalı kuantum bilgisayar yapmaya çalışıyorlar. Neyle? Silikon 28'le. O adamlar çok ciddi üretebiliyorlar bunu. TUDEF'te başladı bu. Double quantum dotlara falan hani encode edip onun elektronun spinine falan encode edip çalışıyorlar. İşte biz ion implantation üzerinden gidiyoruz falan. Ben bu konuda çok detay veremeyeceğim. Hani biraz nasıl diyeyim? Confidential kaçıyor da. Neyse. Yani biz de öyle alanlarda çalışıyoruz. Bu şu an büyük bir revolution oldu aslında. Şimdi biz neden bahsediyoruz? Silikon'da daha önce bir electronic grade vardı. Optical grade vardı. İşte electronic grade'de neyi bekliyorduk biz? Kristalin structure'ı çok düzgün olacak ki defektler minimum olacak. Optical grade'de impuritylerin olmamasını kastık. Quantum grade'de artık izotopik olarak da uniform olmasını istiyoruz. Hani bu aslında büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü silikon bizim dünyada bildiğimiz hani en kolay işlenebilir. En çok hakkında bilgi sahibi olduğumuz malzeme. Hani bu konuda da böyle ilginç çalışmalar başlıyor. Hani şey alternatif olarak işte ne var şu an quantum bilgisayarlarda? Superconducting qubitler, trapped-ionlar, biraz fotonik quantum bilgisayarda qubitlerin ben küçük çaplı quantum information hani communication sırasındaki o processing'i yapmaya yönelik olacağını düşünüyorum. Hani nasıl biz fotonik entegre devreleri de başta işte bilgi işlerken elektroniğe sinyale çevirmeyelim. Hani hızı kaybetmeyelim, optical işleyelim şeklinde düşünüyorduk. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum. Bir de işte bu solid state'de de bir artış var. Daha önce hani bunu da çok feasible görmüyorlar. Yani Avustralya'da silikonu işte fosforla doplayıp falan
çalışıyorlar bayağı. Evet. Ama pek bir yere gitmiyor yani. Ne zamandır çalışıyorlar. İşte fosforun sıkıntıları, fosfor shallow bir donör. Yani ermanizasyondan çok etkileniyor. Lifetime'ı çok uzun değil. Şimdi onlar hani öyle deep donörlerden transition metallere falan ya da işte mesela bazı çalışmalar var. Silikon içinde kendi defektlerine kadar hani color center gibi böyle yani birçok alanda şey kullanabiliyorsun. Yani bunlar daha long live, daha stable şeyler. Ama işte ne kadar long live olursa bu kadar da bu sefer de fotonla etkileşmesi o kadar. Yani hani transition strength'i problemli oluyor falan filan. İşte cavity içine koyman gerekiyor vesaire vesaire. Yani şimdi repeater yapıyorsan ne kadar uzun o kadar iyi. Yani memory yapıyorsan. Tabii ama sonuçta gelen fotonun da kaçırmaması lazım. Tamam ya yani işte onda ensemble yapacaksın, bir şeyler yapacaksın. Çift register gibi bir şeyler olacak artık, yapacak bir şey yok. Hani orasını çok da düşünmüyoruz şimdilik. Hani research'ün gittiği yön ne kadar reserve edebilirsek o kadar. Adam diyor ki ben projeme bakarım abi, karıştırmışım da ortalığı şey yapmıyor. Yok şaka mı? Bu hakem konuda moduna çok... geçtim. Kutlu çok haklısın. Bu konuda hani şey düşünülmüyor aslında şu an. Benim temel gördüğüm, gözlemlediğim hani naif böyle çok ikinci sınıf doktor öğrencisi gözüyle hani biz yapalım. Hani daha çok işte proof of principle olsun. Tabii, makale basalım. Sınırları yükseltelim. Bir yarım bir gün cihaz yaparken bunun ortasını bulur. Aynen. Yani işte sen başlarsın, sen proof of principle gösterirsin. Senden sonra gelen doktor öğrencisi onu işte bir şekilde cavity içine koyar, bilmem ne yapar falan oradan. Yani bilim böyle yürüyor zaten yani. Yani öyle. Ama Çin'deki mesela yürüyen iş, onlar çok farklı yani. Orada organize bir iş var. İşte o ilk dediğim o notların, hattın işte yapılması Beijing'den bayağı 3000 kilometre. Anton Zeilinger'in grubuyla çalışıyorlar işte uydu şeyle. Hani uydu mesela çok önemli bir şey. O konuda Singapur'da büyük çalışmalar yapılıyor. CubeSat'lar ve Quantum Key Distribution protokolleri uygulamak için. Dünyayı işte CubeSat'larla çevirelim. Bunlarla beraber işte aralarında iletişim sağlayarak işte bir de ground station'larla haberleştirelim. Bu şeyi koruyor çünkü. Şimdi fiberden yollayabileceğim quantum information range'i şu an rekor 400 kilometre. Orada da bir sürü error correction yapıyorlar galiba. Ya işte 1 bit per second zaten. Yani hani dedim. Ya ona bakar hız zaten hani o yani ağlarsın. Hani öyle değil. 8 saniye beklersen bir harf mi geliyor yani? Yani işte iyi ama ilk internet de öyle başlamış. Yani biz şu an kuantum haberleşmede 1960'lardayız. O ilk Intel chip'in yapılması işte computing'de oradayız. Haberleşmede İşte internetin 100. yılını kutluyorduk geçtiğimiz yıl. Hatta UCLA'de ilk o şeyin yapılışı. O ilk server odası UCLA'de. ARPANET'in. İlk sinyalin yollanması. O 100 işte. Değildir ya. Şey olmasın. 50. 100 yıl olacak. 60 oluyor. 50. Bayağı kafa gitti. 69 işte. Şey. 69. Ay'a çıktıkları seneyle aynı sene. İnternetin ilk log Lennart mesajı. Kleinrock'ın yaptı. Bak isimleri hatırlıyorum. Yıl falan gitti komple. İşte bu Windsurf'lar falan hani onların beraber çalıştığı zamanlar. İlk işte hatta şeye falan dinleme fırsatı bulmuştuk buraya. Bir etkinlik yaptılar. İşte hocalar, Windsurf'lar geldi. İşte geceden UCLA'ya atlıyorduk biz, UCLA'nin şey olmamamıza rağmen gizlice giriyorduk falan. Muhabbetleri yapıyorlar. İşte login yazmaya çalışmışlar. L'ye O'yu yollamışlar. G'de çökmüş falan. Hani o dönemdeyiz açıkçası. Ve bundan da kolay kolay hani çıkamayız gibi geliyor kısa vadede en azından. Ama mesela teknik altyapı, teorik altyapı çok güzel oluşturuyor. Mesela Avrupa'da çok büyük çalışmalar var. Stephanie Wehner var. Today After'ın ben çalışmalarını çok beğeniyorum. Yani doktora sonrasında Avrupa'da nerede çalışmak istersin dersen mesela Today After benim için hani, çok ciddi değerlendirebileceğim noktalardan bir tanesi. Bütüncül takılıyorlar. Quantum flagship'in de hani itici gücü gibiler yani hani büyük oranda. Quantum Internet Alliance zaten onlar aslında. Şey projeyi onlar, onlar aldılar zaten. Ya yani, bu sene de şey yapacağız diyorlardı. İlk 4 notlu quantum interneti göstereceğiz diyorlardı da bakalım korona morona ne olacak. Hoş oryanda da korona yok şimdi. Onu bahane etmeyin de yani. Artık bilmiyorum. Burada da yok gibi insanlar da var. Yani öyle işte Çin çılgın atıyor tabiri caizse.
Amerika'nın işte son 3 senede Çin'le değişen algısı, hani bunlar neye yarıyor en son? Hepsi aslında researcher'ları. Biz researcher'ları yarıyor sonunda. Hepsi bize yarıyor abi. Hayır, hepsi paraya yarıyor. Ya bu yani, şey işte hatırlıyorum, kaç 2017'de mi ilk Lisbon'da workshop'a gittiğimde bir tane bu Portekiz Uzay Ajansı mı ufak bir şey varmış, yani resmi bir şey değildi. Bizim Türkiye Uzay Ajansı'na gibi bir şey. Orada adam çıktı şey dedi açık açık ya. Bakın dedi, bunu bu workshop için her şey için Çinlilere teşekkür etmemiz lazım dedi. Bu ne güzel yatırım yaptılar bu alanlara, o yüzden bizimkiler de yapmak zorunda kaldı diye. Öyle. Ay, ya, ay, öyle evet. Yani hani bildiğin böyle Çin çok bu herhalde yapacaklar diye böyle bir gaza geldiler. Ben tezde falan da şey argümanı sunmuştum abi, hani 2050'de olması gereken şeyler 2020'de oldurmaya zorluyorlar. Çünkü Çin girdi işin içine yani. Kesinlikle öyle. İşte Jiang Weipeng'in grubu mesela, hani itici güçler. O zaten. Zeilinger'in işte ona büyük desteği var. Hani Avrupa'da büyük karşılıklı fonlamalar var ama Zeilinger de bayağı yaşlandı. Yarın bir gün hani o bayrağı kime bırakır? Hmm. Ben takip edemiyorum açıkçası. Ama hala şeyin başında ya. Avusturya bir hala başında. Ama 80 yaşına falan geliyor galiba. O kadar yoktu ya. 80 değildir de. Bakalım. Yaşlıdır ama. Yani muhtemelen tabii, onun altından yeni nesil insanlar vardır diye tahmin ediyorum. Ama işte yani Van Pai onun doktor öğrencisi olduğu için onların arasındaki bağ başka yani. Ya zaten hani 75'miş bu arada. Anladım. Onu yakalamak gerekiyor. Ben şu an aslında bu şeyi götürenler hani bir network. Hepsi birbirine bağlı. Şeye baktığınız zaman da kuantum bilgisayar mesela superconducting qubitlerle yapılan kuantum bilgisayarlar şu an en gelişmişler onunla. Ekibe bak. Ben geçen hafta bir tane sunuma denk geldim. Hepsi iyi olan. Şey, kim ya, adam. Ne ile başlıyor adı? Şimdi ismini unuttum. Nereden? İlk superconducting qubitlerle çalışan ilk yapan Andreas Bolo. Schopenhauer. Schopenhauer Yale'daki. İşte zaten asıl kaynak o herif yani. Bütün herkes ondan da aldı. Zaten o öğrencisi işte. IBM onun öğrencisi. Aynen. Jay Gambetta. Martinez var mıydı bilmiyorum. Martinez yoktu. Martinez yok. Martinez kendi başına şey. Fransa'da şeyler var. Esteve biliyor musun? Paris'te. Esteve var. Esteve'nin grubu var Paris'te. Onu bilmiyorum. O orada postdoc yapmış falan. Ama aslında şey de yine Martinez de ve Schopenhauer da ikisi de aslında RF uydu bir şeyler, yani uyduyla ilgili bir şeyler çalışıyorlar. Ama asıl konuları RF sinyal ne denir? RF sinyal generation. Türkçesinin gelmedi. Ya süper üretiyor, yapıyor. Kübite geçmeleri çok mantıklı orada. Yani yaptığı ha, için mikrodalga yani. Aynen. Biz aynen, geçen bir tasarladık. Ben microwave memory tasarlamıştım. Memory diyorum. Cavity tasarladım başka bir proje için. Yani işte bakıyorsun neyle tasarlıyorsun? İşte bayağı şey. O işte eski mikrodalga denklemleri. Sadece aynen, elindeki medium superconducting yani. Hani aynen. Çok basitleştirmiş gibi oldu ama. Yani benim algınmış. İşte şimdi mesela şey de Avrupa'da bunu Andreas Boldorf var ETH'da. Scholkopf'un öğrencisi. Chicago'da kimdi adamın adı? Scholkopf'un bir öğrencisi var. Hatta 5 yani kişi falan aynı dönemden Scholkopf'un öğrencisi. İşte biri şu anda IBM'in başında. Diğeri Chicago'da labı var. Öbürünün ETH'da labı var. Hepsi böyle hop kendi laptanı kurdular. Şimdi bilgisayarımda bir tane şey açıyorum. Nasıl diyeyim? Eski bir slide bulmuştum geçen okurken. Hani ekran paylaşmayayım da. Michael Devore işte Yale'de o dönemde çalışıyormuş. 2009 APS March Meeting sunumu. Hı-hı. Konusu işte Josephson Qubit Circuits and their readout. Şimdi sonunda şey var. Grup hani çalışan listesi var. Hı-hı. İşte 3 kişi işte MD diyor. MD dedi kim? MD dedi kim hakikaten ya? PI? Bilmiyorum. MD dediğini bilmiyorum. MD. Neyse öğrencilerinden biri Chad Rigetti. Rigetti Computing'in kurucusu. İşte Matt Kelf var. NIST'te çalışıyormuş o dönemde. Rigetti yani de aslında
IBM'de çalışıyordu. IBM'den ayrılıp kendi şirketini kurdu. Öyle. Mesela ST ve onların collaborator'ıymış. Bak, Shoalcoff'un grubundakilere, işte grad öğrencileri, Jerry Chow, işte Turek var, Wolraff var, postdoc, Mayer, Cook, Peter Zoller. Zoller de arkadaşlar yani. Sonra Jervin var, S. Jervin. Onda da Jay Koch, Jay Gambetta, Waterloo'dan, Florian Marquardt. Yani 2009'da bu adamlar hani beraber çalışıyorlarmış. Yani işte hepsi aynen bir ucunu tuttu. Hani böyle bir şeyi yakalayabilmek, ama işte biz Türkiye'den hani çıkarken bu çok da kolay değil gibi. Hani biraz daha hani şans, doğru yerde, doğru zamanda olmakla alakalı. Tabii, tabii. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum hani mümkün mertebe. Dedim gibi alaylıyım, son iki senedir ciddi bir şekilde hani kendim çalışarak öğrendim birçok şeyi. Hala teorik altyapı olarak yeterli görüyor muyum kendimi iki sene sonra? Hayır. Yani kesinlikle. Yani ne dönüyor, ne bitiyor protokolleri biliyorum ama hani altında. Hani artık bracket notation falan çözdüm. Hani onlarda sıkıntı yok da. Yine de information teori anlamında çok da bilgili hissetmiyorum. Ama aynı şekilde hani kimse de bu konuda çok bilgili. Mesela çok fazla avantajı var. Biz okulda quantum key distribution için error correction protokolleri üstünde de çalıştık. Kimlerle? Classical information theory çalışan Lara Dolacek diye isimli bir hocamız var. Onunla. Birçok quantum key distribution için error correction protokolleri olsun. İşte privacy amplification dediğimiz o post processing protokolleri klasik internetten information theory'den, coding theory'den alınmış, aynen taşınmış. Hani quantum channel'ın özelliklerine göre bir şey yok. Aslında hani tailor edilmiş çok fazla çalışma yok. Orası da bir alan aslında. Bu bir alan. Nasıl kuantum algoritmalar bir alan? Yani herkes bilgisayar yapıyor da algoritmayı düşünen çok yok. Yani burada mesela konuda işte en yakın bize şey var. Google'ın Venice'de ofisi var. Benim evim Venice Beach'e yakın. Adamlar çok güzel bir yerde çalışıyorlar gerçekten. Hemen çıkınca yani sahil, işte o Muscle Beach, kas yapan, sahil güvenlik ortam. Öyle bir yerde çalışıyorlar. Onlar mesela quantum machine learning falan çalışıyorlar. Yani quantum natural language processing çalışanlar var. İşte Nathan Weep olsun. Birkaç isim daha vardı. Christopher Grenade. Yani bu isimleri paylaşabilirim daha sonra. O konuda da büyük bir mesela çalışmalar. Paralel anlamda işte. Machine learning algoritmalarını hani eninde sonunda bir optimizasyon algoritması olduğu için quantum bilgisayarları nasıl taşıyabiliriz de dönüyor. Çok fazla imkan var böyle aslında görmediğimiz. Hani biz hep device konuşuyoruz ama mesela şeyin çalışması çok değerliydi. Yine Stephanie Wehner'den konuşursak ilk kez ciddi bir şekilde layer quantum internet protokolünü belirlediler. Yani şu an bizim TCP/IP dediğimiz işte genel World Wide Web'in bir şeyi var. İşte application layer, o layer, bu layer hani ben çok sayamam şimdi kafamdan da. Hani mesela bunu öyle organize etmen gerekiyor. Hani herkes her şeyi bir anda birleştirip yapamazsın. Yavaştan standartizasyon çalışmaları başladı. Ya biz bu kadar protokol olacak. İşte sen DB84 yapıyorsun, sen polarizasyon encode ediyorsun, sen entangle kullanıyorsun. Arada nasıl bağlayacaksın? Kuantum bilgisayarlar için de mesela şey ciddi şekilde konuşuluyor. Sen superconducting bir qubit kullanıyorsun, sen trapped-ion kullanıyorsun, sen spin qubit kullanıyorsun. Şimdi superconducting qubit kontrolü ondan aldığın output microwave. Sen bunu fiberle yollayacaksın. Microwave qubit'i fiberle nasıl yollayacaksın? İşte Alp yaptı. Şey, conversion mesela. Hı-hı. Ciddi conversion çalışması. Biz mesela o konuyu biraz daha böyle circumvent etmeye çalışıyoruz. Direkt işte kullandığımız yapı optical interface olsun ki hani fiberden yollanabilsin. Hani conversion efficiency'ye falan uğraşmaya gerek kalmasın. Yani teorik olarak çok güzel çalışmalar var. Teorik olarak diyor ki sen hani unity efficiency ile işte şey yaparım. Hani ben yolladığın her microwave qubit'i çok yüksek fidelity ile çeviririm diyor. Ama pratiğini yapıyorlar. 10^-4%. Yani pratik şey çok da hani bunlar mesela en büyük engel. Quantum networking konusunda. Hani QKD mesela hani şey yapmayabilirsin. Hani bu konuda Zeki sen de bahsetmiştin hani kavgalar var. QKD gerçekten gerekli mi değil mi? Gerekliliğini de atıyorsun. Şu şekilde gerekli mi? O kadar paraya değecek mi? Ve hani şimdi çok fazla error olunca şeyi de anlayamazsın ki işte bu hep argüman vardı ya QKD'de kanala birisi sızdı mı kesin anlayacağız falan. %2 efficiency ile neyi anlıyorsun kanala kim sızdı kim sızmadı hiçbir
anlayamazsın öyle şeyler. Ya bizim protokolde mesela onu şeyle işte entangled photon pairler kullanıyorsun. Entanglement'ı non-local interference yöntemiyle, Fresnel interference metoduyla kontrol ediyorsun. Orada işte onun bunlar hani birbirinden uzak da olsa spook action'da de distance dediğimiz hani non-local bir şekilde işte iki tane unbalanced Max-Ender interferometren var. Biri long arm'dan gidiyorsa öbürü de long'dan gitmek zorunda. Biri short'tan gidiyorsa öbürü de long'dan, short'tan gitmek zorunda. Sonunda işte birbirini aslında şey yapıyorlar. Orada en kötü elinde kalan anahtardan emin olabilirsin de orada da şey anahtarlar çok şey geliyor. Kısa geliyor şeyler. Ya ticari uygulamalar için. Ama askeri falan onları kullanıyordum. Affedersin abi. Çok laf ediyordum gerçekten. Hani benim kendi çalışmamda mesela çok dikkat ettiğim bir nokta şey. Ya biz bunu real time hani mümkün mertebe ne kadar hızlı yaratabiliriz? Ama aslında mantık o değil. Sen burada bilgiyi enkripti şekilde iletmiyorsun. Sen key'i exchange ediyorsun. Aynen. Key aynen. Şu an aynen. İşte one time pad encryption dediğimiz hani her bite bir şifrenin biti karşılık gelecek şekilde onları exorlayıp aynı key sende yoksa kesinlikle recover edemiyorsun. Ve bu mükemmel bir güvenlik şekli. Şu an dünyada da bu kullanılıyor. Elçiliklerde kullanılıyor, bankalarda kullanılıyor. Nasıl kullanıyorlar? Adamlar kuryeyle key taşıyor. Yani işte bankalarda en basit size verdikleri mesela işte OTP machine'ler var yurt dışına giderken. OTP dedi işte onlar bir key yüklüyorlar bir cihaza. Sen cihazdan tek tek key bitene kadar alıyorsun hani içinden. Yolda çektiler, vurdular diyelim hani şeyi. Kuryeyi ne yapacaksın? Ya o yüzden aslında bu işin temel feasibility'si tüm dünyada teknolojinin nasıl gelişti 100 yılda askeri şekilde gelişti. Aslında o şekilde devam edecek. Gibi geliyor bana. Mesela Çin'in şimdi sen ne kadar feasible, commercially viable olmuyor desen de mesela Amerika kendi QKD network'ünü kurmasa bile quantum hacking'e yatırım yapmak zorunda. Neden? Çin'le büyük bir rekabet var. Bir de mesela Çinlilerin de bu kadar yatırım yapmasının sebebi böyle havadan sudan değil ki. Amerikalılar herkesi dinliyor, hackliyor diye yaptı garibanlar yatırımı. Kesinlikle. Yani o şey, yo policy paper'lara falan bakarsan öyle ya. Tam bu işte hatta Snowden Revelations'tan biraz önce başlıyor onların işleri. Fark ediyor Çinliler tabii Amerikalıların yaptığı düzeni. Sonra nasıl vermeyiz datayının peşine düşüyorlar. Ve sadece kuantuma da yatırım yapmıyorlar. Bir sürü kriptografik yönteme yatırım yapıyorlar. Çünkü bu şey argümanları vardır mesela işte Çin geliyor, Çin çok büyüdü, Çin'in siber saldırıları çok iyi falan. Çin'in siber altyapısı o kadar da iyi değil aslında. Çünkü kocaman ülke ne kadar iyi yapabilirsin ki siber altyapını. İşte kurumları yapmaya çalışıyorlar bilmem ne. O yüzden hani böyle bir kuantum %100 güvenli olacak hazır. Hani biz şimdiden oraya yatırım yapmaya başlayalım. Yarın öbür gün Amerikalılara data vermeyizin geldiği yeri görüyoruz bu işte 2009-2010'dan. 10 senede neler oldu? Ama işte Amerika'da şey altından gidiyor işte. Kuantum bilgisayarları nasıl bağlar şeklinde gidiyor. Ya sonunda hani ne olur bilmem. Açıkçası ben de başta bayağı skeptiktim. Çünkü o key'i hani hakikaten çok hızlı şekilde üretemiyoruz. Ama boş zamanlarında key biriktirip hani bunu kullanabilirsin. Mesela aslında hani onu konuşuyorlar. Tabii, önemli olan o key'in güvenli bir şekilde arada generate edilmiş olması. Bunun hızı çok önemli değil. Repeater'lardaki argüman da o aslında yani. Sürekli çalışacak zaten. Sen arada oradan entangled pair işte çekeceksin. Şey yapacaksın, çekeceksin. Ya da işte hani abi şu saat arasındaki şu kadar bandwidth'i bana ayır diye mesela satın alacaksın gibi argümanlar evet. Var. Quantum classical da yapabilirsin bunu. Hani key'i transfer etmek yerine kökeyle key'in key'ine. Hani bir seed gerekiyor ya sana işte. O işte public key encryption'da. Public key yollarsın atıyorum hani. Yani bu da bir yöntem. Hani şeyi kısaltabilirsin. Çalışan yani çok firma var ya. Şu an o iş bir şekilde yürüyecek. Ama dediğin gibi hardware kısmı hala yani hardware'i daha iyi yapabilirsen ilerideki altyapı için. Çünkü biz şu an burada şeyi kaçıyoruz. Mesela şu daha iyi çalışıyor, bu daha iyi çalışıyor falan filan ötesinde bir noktada birisinin şu kararı vermesi gerekecek. Bu aletten 10.000 tane lazım. Şimdi hangi aletten 10.000 tane yapılacağı öncesinde giden research'e çok bağımlı. Yani şu an 10.000 tane yapmaya karar vermekle 5 sene sonra 10.000 tane. Bu o paradoksun adı neydi ya? Şey işte Alfa Centauri'ye gideceğiz diyelim. Biz şu andan gemi yaptık dünyanın kaynaklarıyla yolladık. Sonra 200 sene geçti aradan. 200 sene sonra teknoloji biraz daha gelişti. Çok daha hızlı. İşte %5 daha hızlı accelerate edebilen gemi yaptılar. O gemi daha önce gidiyor mesela Alfa Centauri'ye şu an yolladığında.
Yani bunu duymamıştım ben. Tech dependency'deki çok temel şeyler ve geyik argümanlardan biridir abi. Mesela şu an niye biz başka yıldızları kolonize etmeye çalışmıyoruz? Hani yapabilsek bile, yani tüm dünya uğraştık, böyle bir şey yaptık. Abi onun yerine 200 sene bekle, çok daha iyi teknoloji olacak. O zaman yollarsın, çok daha şey olur, anlamlı yani, ve verimli olur. Ama işte otur bekle, Allah göndersin, olmuyor. İşte hayır, biri çalışacağım tabii. Hayır, çalış ama çalışılıyor yani. Bunun fonlarını veriyorsun da bu yani... Şimdiden Mars muhabbeti de böyle. Yani birilerini önden yollayacağız. Onlar ölecek. Hani istemeyiz tabii ölmelerini de. Yani hani birileri yolda hani o çileyi çekecek mecbur. Hani ilk gidiş zor olacak. Ha sonrakiler 6 saatte buradan Mars'a mesela hani charter seferler belki, neden olmasın, biz ölene kadar başlayabilir. Ama şu an hani Elon Musk birilerini gönderecek yani hani oraya. Birilerini öldürecek diyoruz. Bu arada tek gidiş. İzleyenler, dinleyenler için de bu akşam bir noktada biz keseceğiz ve roket izlemeye gideceğiz arkadaşlar. Çünkü Dragon bu akşam atılıyor biz bunu çekerken. Nereden atılıyordu bu arada? Şeyden, Florida'dan mı atıyorlar? Galiba. Amerika'da bir yerden atıyorlar. Çünkü 2008'de... Bizim için Amerika. Aynen. Ya şey, ilk kez Amerika'dan atılan astronot olacak bir 15 senedir falan. Evet. Ondan önce Kazakistan'dan atıyorlardı. Ya aynen şey, Kazakistan'dan atıyorlardı. Kazakistan'dan. O da şey ya, sen Çin'de diyorum... Rusya'yla falan senelerce kapıştırdı ondan sonra. Abi bir sürü para ver Ruslar astronotlarına taksicilik yapsın diye. Aynen ama cidden şey Space Shuttle görevi çok güzel bir görevmiş. Konudan bağımsız ama yani burada biri var. Endeavour. Ve burada bir müzeye koymuşlar. İlk kez gittim. Yani çok bir mühendis olarak çok büyülendiğim bir şey yani gerçekten. Hani gördüğün zaman. O yıpranmayı da görüyorsun hani üstünde senelerce gidip gelmenin. Yani beni gerçekten çok etkilemişti. Neyse. Konuya dönelim. Kısa bir soru. Yaptık, ha. Evet. Discrete variable QKD mi, continuous variable QKD mi? Şimdi o ikisinde avantajları dezavantajları var. Mesela özellikle quantum information processing'de continuous variable'lar daha güzel. Çünkü işte orada modu hani şey yapıyorsun ya, şekillendiriyorsun ya işte squeeze mode falan olsun, şey olsun. Mesela o konuda Oliver Pfister'la tanışmıştık. Onun mesela yaptığı Q modlar üzerinden cluster state. Hani bu bir artık şey, birbirine entangled high dimension değil ama hani bayağı iki boyutlu bir şey gibi kuruyor. Matris gibi kuruyor onu. Hani hepsi birbirine ilintili. Mesela processing'i de kolaylaştıran bir şey. N çarpı n'lik sistemler oluşturmanı falan çok avantaj sağlıyor. Bir de continuous variable şey avantajı var. Yani normal telekom altyapısıyla çok rahat yapılabiliyor. Ama işte çok noise susceptible. Yani aynen. Oscillator patladı mı? Mesela az önce şeyden bahsediyorduk işte. Cihazdan ve cost'tan bahsediyorduk. Ya biz de mesela high dimension işte entanglement based çalışıyoruz falan. Hani bence optimal entanglement based genel olarak. Ama hala kimse BB84'u 1984'te yapılan protokolü geçemedi discrete variable. Şu an yapılan bütün ekonomik, pratik şeyler onun üzerinden gidiyor. En uygunu o. Onu da scale'e indirebildiğin zaman zaten biteceksin. Yani o öyle commercial olarak viable olacak. Tabii Google çıkıp şey yapmazsa, yani post-quantum encryption'da orada duruyor. Hatta bir ara Google Chrome'a onu deneme olarak koydular. Quantum encryption protokolü olarak koydular onu. Bir dönem bir çalışma yaptılar. Yani onu direkt şey, yani software deployment kolaylıkla halledelim. Ama onu da sordum bazı teorisyenlere. Onun da garantisi yok. Hani lattice based ya da işte ring based encryption diyorlar ona. Ben çok hakikaten altyapısının matematiğinden şey değilim. Ama büyük bir lattice sisteminde, kristal bir sistemin içinde işte bir noktadan bir noktaya en kısa yolu çözdürmeye çalışıyor aslında. Quantum bilgisayarın çok yapabildiği bir şey değil anladığım kadarıyla. Çok fazla 3 boyutlu şey olduğu için yetmiyor. Kapasitesi şeklinde konuşuluyor ama yani onun da garantisi yok. Şu an hani quantum bilgisayarını çözememesinin tek sebebi bir protokol olmaması. Hani o yüzden gerçek anlamda bir QKD sistemi yaratmadığın sürece hiçbir şekilde emin olamayacaksın. Dowling o yüzden sürekli şey diyor ya, post QKD şey, post quantum cryptography is bullshit deyip duruyor. Adamın gene argümanı yani şey diyor ya işte bu, abi kesin güvenli, kuantum bilgisayar kıramayacak falan diyenlere, abi kuantum bilgisayar ne yapıp yapamayacağını sen nasıl biliyorsun, biz bilmiyoruz ki diyor adam yani. Hani abi zaten şey paradoksu var ya şu an kuantum bilgisayarlarda, hani
Ya bilgisayarı yapıyorsun, sana bir sonuç veriyor. Sonucun doğru olup olmadığını anlamana imkan yok. Yani çünkü aynı sonucu simüle edebilecek bir klasik bilgisayar yok. Quantum supremacy o demek. Yani başka işte onun için mesela şeyler üretmeye çalışıyorlar. Yan protokoller işte. Aynen. Yani küçük scale, küçük yapıp o problemi daha küçük halde çözdün. Sonra büyüteceksin falan filan. Yani hani mesela o büyük bir paradoks yani. Bilgisayara güveneceksin her şeyine de yani. O ise heuristik algoritmalar da çok kötüymüş. Onu anlatmıştı birisi geçen. Şimdi heuristik algoritmanın problemi de olayı ya en kere çalıştır, en tane farklı sonuç veriyor sana. Yani tam çok farklı sonuçlar vermiyor ama yani ne kadar iyi çalışacağını hiçbir zaman önceden teorik olarak öngöremiyorsun. Çünkü bu sürekli kendi kendine parametre yenilemesi yapıyor ya. Hangi parametreyi yenileyeceğini random atıyor. Öyle. Bu variation quantum şey kutlu şu an biraz şey bakıyor da bu variation quantum eigensolver'larda falan işte o faz gate'lerini sürekli kendisine göre değiştiriyor. Orada bir optimal bulmaya çalışıyor. O bulduğunu evet. Düşündüğü optimal her zaman optimal olmak zorunda değil. Alete vereceğin cycle optimala gelmeden bitebilir. O nedenle de bunun bir şey yok. Böyle double check'i yok yani devreyi ben geriye doğru çalıştırayım da işte tamamen bana aynısını versin diyemiyorsun. O yüzden o hibrit kuantum algoritmalarda öyle bir ya problem de değil de öyle bir özelliği ya, var. Local minimum falan da mı kalıyor yani? Öyle bir şey mi? Abi kalabilir. Ya minimuma gidemeyebilir. Çünkü sen diyorsun ki buna bana işte 1 milyon cycle yap. 1 milyon cycle içerisindeki random ataraktan minimuma inemeyebilir parametre. Minimumu kaçırabilir. Çünkü minimuma indiğinde minimumda kalacağını bir de bu Grover'da şey var ya mesela hedefi geçebiliyorsun. Hani sürekli state'i döndürdün bulman gereken state'e geldin. Durmak zorundasın. E durmayabilirsin. Geçtin sonra ne yapacaksın? State'i kaçırdın. O zaman error oluyor işte. Yani kesinlikle öyle. Ya o konularda hakikaten çok fazla bilinmez var ve yani bir insanın da hepsine hakim olması da gerçekten çok zor. Yani ama yine de değeceğini düşünüyorum. En basitinden mesela işte quantum Hamiltonian learning dediğin şey çok büyük bir şey. Yani sen şu elimdeki kafeinin molekülünden daha kompleks bir şey simüle edemiyorsun approximate etmeden. Yani bunu bir kuantum qubitlerle modelleyip time evolution'a bırakmak. O konuda işte yine Bristol grubunun çalışmaları vardı işte. Chip üzerinden Hamiltonian learning yaptılar Bayesian şekilde. Beni çok etkilemişti başlangıçta. Yani bir de işte insanların da hala şey beklentisi olduğu için işte ya kuantum bilgisayarla Facebook'a mı gireceğiz? Yani bu var, bu yok değil. Yani girip işte ne yapacağım Facebook? Facebook şu anda da çok iyi giriyorsun. Kuantumla girince daha farklı bir şey olmayacak. Ya öyle yani işte bu biraz insanlar işte beklenti de değiştirmeleri lazım. Çok büyük abi işte adam bilmiyor ki yani kuantum bilgisayar nedir? Ne içindir? Yani sen süper bilgisayara da Facebook'a girmiyorsun. Adam onu sormuyor yani. Ya bu zaten süper bilgisayara accelerator gibi bir şey olacak. Yani yanına koyacaksın. İşte başlangıç işlemleri klasik bilgisayara yapacak. Input'u verecek. Boost diyecek. Alacak yani. Hani. Avrupa'da şey yapıyorlar zaten. QC'yi Euro HPC'nin altına atmaya çalışıyorlardı en son. Başardılar mı bilmiyorum ama yani High Performance Computing'in bir varyasyonu olarak kuantum bilgisayarı aslında fonlayalım. Böyle bir hani Avrupa'da işte High Performance Computing merkezler kuracaklar. O bir tane de bir tanesi de kuantum bilgisayar olsun. Avrupa'nın kendi kuantum bilgisayar olsun. Orada çalıştırsınlar falan filan gibi şeyler var. Argümanlar var orada. Çok da yani mantık olarak haksız değiller. Sonuçta high performance computing gerektiren problemleri çözdürmeye çalışıyoruz biz şu an. O zaman niye aynı ekosistemin içinde yer almasın ki? Ama işte orada fizikçiler çok mutlu değil ondan. Çünkü çok anladıkları şeyler yani anladıkları şeyler de bilgisayarcılar ya da elektronikçiler kadar anlamıyorlar. İşte herkesin bir ortaya yaklaşması lazım. Ben nasıl uğraşıp dedim şu an quantum information teori öğrenmeye çalışıyorsam, quantum optik öğrenmeye çalışıyorsam, yani benim şu an information teoriye de bakıyorum ufak tefek. Yani bilgim olsun diye. Haberleşme bayağı hepsindeyiz şimdi. Ya fizikçiler de biraz o tarafa gelmek zorunda. Mesela şu an şey çok büyük bir sıkıntı. Ben bunu çok duydum. Hatta işte bu beraber information teorisi çalıştığımız konferansa gittiler. Hala orada böyle bir alan açıyorlar işte. Niş bir alan, yeni bir alan hani böyle bilgim olsun diye. Konuşan adamlar fizikçi değil. Yani fizikçilerle bir kolaborasyon yok. Birbirlerini tanımıyorlar, birbirlerini dinlemiyorlar. Çünkü bir fizikçi oraya gitmiyor, information teori anlamıyor. Yani hani bire
İnsanların herkesin birer adım alıp ortada buluşabiliyor olması lazım. Hmm. Birbirinden anlıyor olması lazım şu an. En büyük sıkıntılardan biri o. Ve aslında mesela hemen burada Q-Tape reklamı yapalım. Adamlarda hem elektronikçi var, hem bilgisayarcı var, hem matematikçi var, hem fizikçi var. Değil mi? Endüstricimiz de var. Endüstrici. Sizin ekipten mi bahsediyorsunuz? Zeki'nin topluluğunda. Ya o ben ilk işte çağrı aracılığıyla duymuştum. Zeki sana da söylemiştim. Hani hakikaten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çünkü ben Türkiye'den çıktığımda böyle bir şeyden bilgim yoktu. O yüzden iletişime geçtim. Yani bir ekosistem var. Hani benim de yarın bir gün ne yapacağım, ne olacağım belli değil. Hani ben umutsuzdum açıkçası biraz ya. Döneceğiz ama nereye döneceğiz, ne yapacağız? Hani... Ya bu arada Çanakkale'de de çok iyi hoca var ya. Yani tam şey aslında günün birinde hoş neyse onlar başka işler. Bir Çanakkale'ye gittim mi bilmiyorum. Gittim. Onlar, çok güzel. Çok esiyor. Efsane bir kampüsü var Dardanos'ta. Deniz kıyısı, Boğaz kıyısında. Plajın dibinde. İşte orada bir tane lojman alıp okula gidip. Neden olmasın? Allah, bu sen Leban'ı şey konuşsun mıdır hocam? Ama ya Kaliforniya'dan Çanakkale'ye gelince hasta olursun direkt ya abi. Yok. Ben Kaliforniya'da hasta oldum. Ha tamam o zaman. Küçük yer çocuğu olmanın sıkıntısı ya. Hani Ankara'ya alışmak bir şeydi. Tabii benim biraz zürklükten de kaynaklı. Bir aracım yok şu an elimde. Aracım olsa belki hayat daha farklı olur ama doktor hayatı ne yapacaksın yani? Hani, ya bu arada sen arabasız olarak, orada ne yapıyorsun ya? Acı çekiyorum. Aynen. Acı çekiyorum. Abi Kaliforniya'ya ilgili kimle konuştu? Ben de işte bir zamanlar böyle Fulbright alayım, doktor esnası gideyim falan diyorum. Sonra vermediler tabii ki Fulbright bana da. Şey, abi yani ilk yapacağın şey... Git ehliyet al. İkincisi orada ucuza bir tane araba bul. Hatta orada işte 3.000 dolara 4.000 dolara dandik arabalar oluyor ya ikinci elcilerden. Al. Ondan sonra geri dönerken de orada bir yere bırak gel artık. Hani onu şey gibi düşün orada. Yani satamazsın tekrar. Orada at ve bir ya da bir biraz Kore Los Angeles'a çekebiliriz isterseniz. Hani buradaki yaşamda. Ya şimdi sorun araba almak değil. Araba alacak param var çok şükür. Sıkıntı arabanın aylık masrafını gidermek. Hani benzin şu an hani all time low. Hani ben en son eksiydi. Benzin alınca para veriyorlardı üstüne birkaç hafta önce. Ya o futures. O değil. O futures. Ya fark etmez ya. Normalde de 30 dolara benzin bulamazsın. Mesela Amerika'nın en pahalı benzinin Kaliforniya'da 4 dolar üstündeydi. 4,5 dolardı. Dönem başı. Galon tabii bu değil mi? Galonu evet. 4 litreye işte yakın oluyor herhalde. 3 doların altına düştü. Biz inanamıyoruz. Ama zaten senin hani normalde de benzin masrafın yani 40-50 dolar falan. Ama senin sigortası var aracın. Kaskosu var aylık. Hadi kaskoyu mesela kendi zararını karşılanmasın. Hani sen arabana at. Hani burada ya bir şey olduğu zaman ama karşındakini karşılamak zorundasın. Minimum bir şey olmak zorunda. Okula gideceksen okulda park ücretleri aynı zamanda sokakta park ücretleri çok ciddi. Yani 200 ila 300 dolar arası sanayilik bir masraf var aracın. Yani bir doktor öğrencisi için kiranın da %55'ini 60'ını veriyorsa ki ben Los Angeles'ın merkezinde yaşıyorum. Hani işte Venice Beach'e buradan otobüste 15 dakika. Hani Santa Monica işte bu nasıl diyeyim? Yani sahile o kadar yakınım. Hani, ona rağmen. İşte insanlara böyle Los Angeles'tasın falan deyince çok güzel geliyor da yani işte bir doktor öğrencisi olarak hani Los Angeles'ta yaşamakla Los Angeles'ı yaşamak arasında çok ciddi bir fark. Bunu söyleyebilirim. Okulun shuttle'ı vardı. Yani onunla gidip geliyorduk. Koronavirüs çıktı şimdi. Dün mail geldi işte. Research bizim 2 ay durdurdu. Ben yani teorik çalışmadığım için çok hani işlerim durdu. Hatta bir dönem işte özel izinle gittim. 2 hafta çalıştım geldim falan. Ulaşımım şu an Uber üzerinden gidiyor. Toplu taşımaya güvenemiyorum. Yolda hastalık kapabilirim diye. Tekrar okul şimdi ramp up'a geçiyor. İşte ufak ufak gitmeye başlayacağız. Nasıl gideceğim? Açıkçası çok da bilgim yok. Hani okulun apartmanında oturuyorum ama okulda öyle bir yerden ev almış ki yani 8 kilometre. Yani bisiklet hocam. Bisiklet 45 dakika falan sürüyor. Ben bir şey yaptım, denedim. Yokuş var mı? Efendim? Yokuşlu mu yol? Az yokuşlu ama asıl çok fazla büyük yol geçiyorsun otoban. Hani. Yani benim de buradan İşe 8 kilometre bisikletle. Yani Hollanda'da i̇şte, zaten bisikletle olmayınca öldürdükleri için. Hollanda yani bilmeyenler için şey diyelim.
böyle kocaman bisiklet yerleri vardır böyle yolda alabileceğin. Böyle hiçliğin ortasında 500 tane bisiklet bir yerde dururlar. Ve oradan böyle insanlar da ama ya gerçekten hiçliğin ortasına koyuyorlar ya. Abi her yer bisiklet. Ya burada işte o sıkıntı mesela işte market uzak şey. Hani Türkiye'de mesela şeye çok alışıyorsun. Ya biz BİM'e A101'e laf ediyoruz ama dışarı çıkıp hemen işte bir kıymanı alıp ya da işte bir şey sütünü alıp yumurtanı alıp eve gelme lüksü da yok. Ben hiç laf etmiyorum. Çok burada güzel şeyler. Ya bunlar hakikaten burada hayatı zorlaştıran şeyler bir doktor öğrencisi için. Hani onu da söyleyebilirim. Hani okulun yanında oturmaya kalksan hani daha fazla para vermen gerekiyor. Hani ben bir de yalnız kalmak istedim. Yani şu an tek başına yaşıyorum evimde. İşte 1+1 hani stüdyo tarzı bir ev. Hani o konuda da çok mutluyum. Çünkü doktora da Kutlu hani sen de çok iyi bilirsin uzakta yaşayan biri olarak hani o kafa rahatlığı tek başına yaşamak işine odaklanmak için çok önemli. Barınma iyi değilse hiçbir şekilde odaklanamıyorsun hayatındaki hiçbir şey. Hani o Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi doğruymuş. Çünkü ben hani burada kötü evlerde de yaşadım. Dedim salonda yattım falan dedim ya. Yani gece kendini resetleyip gidebilmen için evde kafanın rahat olması lazım. Kesinlikle öyle. O yönden bir avantajı var ama hani bu şeyden sonra koronavirüsten sonra ben de lanet olsun diye bir araba alacağım. Hani çok engelledi bu dönemde açıkçası. Yani evden kalma, işte alışverişe gidememe falan hani işte ciddi taksi paraları yani öyle diyeyim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Şimdi yavaş yavaş kapatmaya başlayalım ve senden buradaki gençler ne yapsınlar Can? Ne önerirsin? Ne yapsınlar abi? QKD mi yapsınlar? Aynen QKD mi yapsınlar? Ne bileyim kendilerine elektroniğe mi atsınlar? Ne yapsınlar? Alanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum öncelikle. Fizikçilerin çok ciddi bir avantajı var. Hani 1-0 önde başlıyorlar, bu doğru. Ama yani sonunda herkesin adım atması gereken, öğrenmesi gereken noktalar oluyor. Hani o yüzden bir de hani bilmiyorum deyip korkmak da çok hani yerinde değilmiş. Yani en büyük örneği benim dediğim gibi alaylıyım yani. Hala çok mükemmel değilim ama hani bilgin tam olmayıp fikrin olarak da gayet hani büyük işler başarabiliyorsun. Çünkü yaptığın iş mühendislik sonunda. Teorik sen zaten şu anda doktorayı mühendislik fakültesinden alacaksın herhalde. Evet, ben elektrik ve bilgisayar mühendisliği diye geçiyor bizim alanımız. Konuştuğumuz insanların yani mesela işte Dirk Englund, Lonkai falan onlar da zaten elektronik doktorası almış insanlar. Öyle ve yani. Hala elektronik bölümünde hocalar ve bu işleri yapıyorlar. Tabii işte bir saatten sonra applied fiziğe kayıyor. Ama mesela o üniversitede şöyle bir avantaj var. Mesela UCLA'da bir şey de yok. Müfredatta da hani bu konu çok gelişmiş değil. Yeni kuruyoruz biz center'ı burada. Anladım. Hani benim biraz da o şansımdır herhalde. Yani ODTÜ'de de işte labı beraber hani böyle yeni kurulmuştuk. Hani burada da işte ekosistem yeni kuruluyor. Hani hem riskler barındırıyor hem şeyler hani. Tabii. Dezavantajım önümde örnek alabileceğim hani bir şeyler öğrenebileceğim bir mentor açıkçası çok yok. Hani ben birçok çalışmamda bağımsızım. Hani biraz da el yordum hani böyle suya atarsın işte bir bebeği yüzme öğrensin diye. Hani biraz da öyle diyor benim işte. Hani bu başta korkutucu olabiliyor. Ama bence bu konuda bir ilgi varsa hani en azından önce bir büyük resmi hani beni büyük resim çok heyecanlandırmış. Hani detaylarda boğulabiliyorsun. Kuantum gerçekten korkutucu bir hani alan. Kuantum teknolojileri, kuantum bilimi temelinde. Ama büyük resimden başlarlarsa ben hani çok motive edici olacağına inanıyorum. Türkiye'de artık bunların çok ciddi bir şekilde konuşulması lazım. Hani o yüzden peki hani gerçekten çok güzel bir iş yapıyorlar. Hani bunun yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunları konuşmadıkça, bir arada paylaşmadıkça ben hani Türkiye'den çok bir şey çıkabileceğine inanmıyorum. Hani herkes bağımsız iş yaptığı zaman. Türkiye kaynakları limitli bir ülke. Hani herkese her şeye aynı anda yatırım yapabileceğimiz bir şey değil. O yüzden birçok şeyi ortak kullanmamız, collaboration yapmamız gereken bir ülke. Geleceği olduğuna inanıyorum. Gerçekten. Ama şu da var. AI gibi bir slump yaşayabiliriz. Hani AI'ın işte bir böyle uçtuğu bir dönem var. Sonra bilgisayarlar yeterli olmadığı için dibe indi. Hiç çalışma olmadı ama 2008'den sonra fırladığı bir dönem var ya. Kuantumda da orta vadede böyle bir şey görebiliriz diye düşünüyorum benim naciz fikrim.
Ama hani bunu da korkutması gereken bir şey değil. Yani sonunda çünkü bunlar gerçekleştirilecek. Ben öyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de çok kalınır mı? Orası benim de hala düşündüğüm bir şey. Ben ülkemi gerçekten çok seviyorum. Hani uzun vadede dönmek istediğim, katkı bulmak istediğim bir şey. Hani muhtemelen Türkiye'de bu şeylerde savunma sanayiyle bence hani başlayacak yine. Her şey olduğu gibi. Ama hani o döneme kadar Türkiye'de işte geleceğin mesleği diye seçmek de çok hani mantıklı bir iş değil. Hani beni bu noktaya şartlar getirdi. Hani benim hala işte elektronik, işte mikro elektronik, hemen yani devre tasarımında da hani iyi kötü biliyorum. Solid state, hani semiconductor'da çalışabilirim. Hani bunlar aslında şu anki bilgimi hani birçok alanda kullanabiliyorum. İşsiz kalmam diyordu. Umuyorum. Bir de şey var. Hani akademiye de girdikçe şeyi de gördüm. Yani artık eski lükslerde değiliz. Hani bizim büyüklerimiz işte zaten giren herkes doktorayı kabul alıp başvuran herkes daha sonrasında hocalık pozisyonu bulabiliyormuş. Artık insanların sadece %3'ünün ve 4'ünün, o da yani genelde iyi üniversiteler, işte MIT, Harvard, Stanford kapatıyor. İşte kalanlar da kalan yerlere giriyor şeklinde. Hani özel bir şeyiniz yoksa. O yüzden endüstriye yine de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ben bir yandan takip ediyorum. Her ne kadar akademik düşünsem de. %100 diye girmiştim. 50-50 şu an. Hani şey diyorlardı ona, yani trickle down academics. En tepeden aşağıya doğru saçılan bir kadrolama sistemi var. İşte Ivy League'in en tepesi Ivy League'de kalıyor. Onun biraz altı BTR alta düşüyor falan filan. Öyle geliyor. Hani daha alttan bir yerden doktor aldıysan zaten hani seni akademinin dışına ya da böyle community college'a itiliyorlar yavaş yavaş. Ya ben 100 seneden mezun oluyorum. Hani iyi bir üniversite. Hoş, Türkiye'de garip bir şekilde 100 sene çok da bilinmiyor. Ayrı mesele. Yani 100 sene dediğin zaman o ne tepkisi çok alınıyor ama yani sıralamaları şeylere baktığı zaman iyi ama ona rağmen şüphelerim var. Yani. Çünkü yani şunun da etkisi var. Hani dediğim gibi alaylı olmak, hani bir anda işin içine girmek, hani benim için riskleri ve ödülleri olan bir süreç şu an ilerleyen. Hani ben de bakıp göreceğim açıkçası. Öyle değil. Ama Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncen? Öncelikli olarak Avrupa, sonrasında Türkiye'de olabilir yani. Hani çünkü uzun vadede. Yani Amerika yaşam tarzı bana çok uygun değildi. Yani dediğim gibi. Uygun olana gerçekten çok seven, bayılan arkadaşlarım da var. Hani ben biraz daha böyle hani kültürel doyumu, insanlar arası ilişkileri hani seven, daha sıcak. Hani öyle bir insanım. Daha hani evcimen, gezmeyi, tozmayı seven, hani kültürel hani anlamda. Öyle şey yapıyorum. Bana Avrupa yaşam tarzı biraz daha uygun. Ha, Avrupa'da da insanlar biraz daha soğuk. Onun farkındayım. Bir de işte bu dünyada yürüyen işte ırkçılığın onun nereye gideceğini de bilmiyoruz. Yani yarın bir gün hepimiz de ülkeye dönebiliriz. Yani o da bir denklem. Hani özellikle bu koronavirüs sonrasında çok fazla belirsizlik var. Evet, şu anda bayağı. Ama yani bunu düşünmek de çok şey değil şu an. Tabii düşünerek çözemiyorsun yani. O yüzden bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. İşte geçen şeyin kitabını okumuştum. Cal Newport diye bir insan, bir hoca var MIT'de, Computer Science'da. Adamın çalışma verimlilik konusunda çok ciddi kitapları var. İşte Deep Work var. Hani odaklanıp çalışma anlamında teknikler olsun. So Good, They Can't Ignore You diye bir kitabı var mesela. Hani onda da şeyi öğütlüyor. Tutkunuzun peşinde gitmeyin. Hani tutku dediğin şey hani insanı motive etmede yeterli. Hani siz kendi skill'lerinizi career capital diyor. Kariyer sermayenizi oluşturun, odaklanın ki hangi alana, hangi işe giderseniz gidin sonuçta başarılı olabilirsiniz. Ve açıkta kalmayasınız. Yani tutku seni bir yere kadar götürüyor. Hani ben işte ara işimi bulayım. İşte ben dediğim gibi şartlar beni buraya getirdi. Hani adam tam bir Türkiye ebeveyniymiş ya. Altın bileziğin olsun demiş. Ama çok doğru. Amerika'da şu an şey var hani. Mesela Amerikalılar Çinlileri şu an çok laf ediyor. Çok fazla Çinli öğrenci var burada diye ama kendileri daha çok işte ya işte tutku gerektiren işte yoga eğitmenliği tadında işlere takılıyor. Kafa rahat. Ya da işte finans, tıp, hukuk üçlüsünden para kazanayım odaklı. Mühendislik ve hani diğer ağır işler, bilim şu an genelde Asya, Orta Doğu. Öyle ilerliyor yani. Avrupalılar Avrupa'da kalıyor zaten. Yani Los Angeles özelinde özellikle öyle.
Kuantum ekosistemi de Amerika'da çok ciddi oranda Asyalılar hani kontrol ediyor. Yani Amerika'da çalışan hocalar da dahil. Hmm. Öyle diyeyim. Okey. Evet. O zaman. Yavaştan. Yavaştan kapatalım. Senin diyeceğin bir şey var mı abi Kutlu? Yok. Çok teşekkür ederiz. Elmacan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok galiba en fazla teknik konuştuğumuz şey oldu. Video oldu. Umarım insanlara güzel oldu. Yok, bence güzel oldu. Ben bu arada mesela şeyi fark ettim. Abi bizi hocalar falan dinliyormuş ya. Biz burada atıyoruz tutuyoruz ama yani böyle arada gelen bir iki yorumdan falan gördüm. O yüzden teknikte konuşmaktan çok çekinmeyebiliriz. En kötü dinleyen, izleyen öğrenci arkadaşların da kulaklarına dolgunluk olur. Böyle bir şeyi yarın öbür gün gördüklerinde, duyduklarında amorf kristal neydi? Şöyle bir şey duymuştum. Dur oturup videoya tekrar bakayım. Böyle bir şeymiş. İşte bir Muratcan'a mail atayım. Belki yanıt verir falan gibi şeylere. Mail adresimi paylaşabiliriz yani. Onda sıkıntı yok. Olur abi. Altta şey yaparız. Linki ekleriz istersen. Yani şey, ben kendim de öğrenciyim. O yüzden yani eleştiriler, şeyler hani yani dediğim gibi ben de kendimi geliştirmek isterim yani hani bu konuda. Ona da açayım yani. Güzel. Zaten research'ız yani. Öğrenmek her zaman hayatımızda olacak. Araştırıyoruz yani. Diye. Sürekli işte bu korona şeyinin de zaten en büyük özeti o değil mi yani? Hani senelerdir hayatın nasıl diyeyim akışını o kadar kaptırdık kendimiz. Yani bir durduk, bir nefes aldık. Yani iyi kötü. %100 verimlilik de olmasa da hani bir geriye dönüp bir kendimizi dinleyebildik. Bakmak istediğimiz şeylere bakabildik yani hikayedir. Az da olsa. Aynen. Okey. O zaman. Biz izlemediğimiz zaman. Dizi güzel ya. İzleyelim dizi. Yapacak bir şey yok. Neyse daha da şey biz G'ye bundan sonra devam ederiz. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi aşağıda ilgili linkler olacak. Ve yine genelde yaptığımız uyarıyı ben tekrarlayayım. Biz burada yine 3 ODTÜ'lüyüz. Niye böyle? Çünkü insan tanıdığını, denk geldiğini bir yerlerden bağlantısı olduğu kişileri çağırabiliyor. Eğer siz burada olmasını ve bu programa çıkmasını düşündüğünüz birileri varsa veya siz böyle birisiyseniz ve biz sizi tanımıyorsak lütfen bizimle bağlantıya geçin. Tanışalım. Evet, biz sizi tanıyorsak da ve size sormadıysak da bizim ayıbımızmış. Yine bağlantıya geçip kızabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için ve görüşmek üzere.